الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات اللهم صل. Geçen hafta nereye girmiştik? Neydi? Geçen hafta vahiy alabı okudu kendi hazırlıklarını. Sonra kadere girdik biraz mevzuya, değil mi? Evet. Sonra o şey kısmı vardı. Ruhun ihtisasatı ve şey kısmı geçen hafta. Hı. Neydi o? İnsanın fiilleri kalbin hissiyatının temayülatından çıkara girdik. Hı hı. Kadere girdik. Tamam. Sonra da bu şeye mecrünün içi dediğimiz kısmına, son kısmında mecrünün içi farklı olduğunu anladık yeni. O evamir tekliğine, kanun emir, ruh çeviri, ruh derken orada şeye girdik. Mecrüle geçmiştik, mecrüle ilgili. Ha şey, Ali vahiy ile bir şeyde tespit edecektin. Ettin mi abi? Vahiy zımni mi? Onu da yani konuşmuştuk. Ona göre çalıştığım bir şeyler abi. Ne yaptın mesela? Var mı? Ama çıktı olarak alamadım. Biraz rahatsızdım. Tamam. Eğer izin verirseniz onu çarşamba tamam. günü. Çarşamba günü vahiyse? Çarşamba günü. Vahiy ve Dima birlikte. Tamam. Yani notlarım var işte 5-10 sayfada. Onları bir hülasa yapıp. Hülasa yap. Çıkaracağım da işte hastaydım çıkamadım abi dışarı. Tamam. Öyle bir yapacaksın ki bir saati sıkıştıracaksın. Evet. Şimdi... Geçen hafta ana tema olarak vahiy konuşmuştuk. Öyle çıkıyor. Kader vardı. Bak arkadaşlar. İnsan böyle basit şeylerle oyalanmaya zamanı yoktur. Psikolojisi de buna müsait olmadığını, psikolojisinin verdiği cevapla buna şahittir. Eften püften şeylerle meşgul olmamak, yani basit şeylerle boğulmamanız gerekiyor. Terklerimizde ısrarlı olacağız. Terklerimizde ısrarlı olacağız yani. İnsan deyip geçmeyin. Bakın bir şey anlatayım size. Şunu sileyim bak. Sileyim. Sen siler misin? Öbür tarafını. He. Öbür tarafı değil de bunu, dur bir dakika, bu öbür taraf zam vardı. Bunun fotoğrafını yollamıştınız bize. Tamam, yani vücut. İstersen bir dursun, dur. Ben çektim abi. Tamam, ama yani o şey için değil. Peki, öyle diyeyim, siler misin, sil. Veya zanı sil istersen. Çok eski oldu. Zanı artık silelim. Ve hangisini böyle bunun üzerine çalışacağız gibi geliyor. Tamam. Zanesi. Zaneski tabii abi şu an. Bak. Çimir abi başka mı çarpacak şey var mı? Tamam. Bak şimdi bir şey anlatacağım size hemen. Anlatayım sonra şekillendireceğim. İnsan kimdir? Bak. Hayvan olan hayvandır der. Alim olan alimdir der. Devamlı kendisine soru soran insan soru sorandır der. Aslında insanı tanımlamıyor. Ben buyum de diyor. Ha? Kendisi uydurukçasıyla tanık olduğu, şahit olduğunu söylüyor. İhata etmemiş ki. Bediüzzaman 21 tane çeşit insan kimdir der. Adam diyor ki tenkit eden bir hayvandır. Ha, kendisi tenkit yani. Ruhu bu. Ben buyum diyor da anlamıyoruz. Bak şimdi insan nedir? Benim de bir şeyim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Sit Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, 28 tane peygamberin mutlaka bir şekilde sözleri var. Bunu Allah ayet yapmış. Oysa ayet Allah'ın kelamıdır. Oysa Allah'ın kelamı. Ayet Allah'ın kelamı. Ama bu kelam İbrahim'in kelamı Kur'an'da. Hatta şöyle bir soru gelmişti abi. Sitede de var o soru. Silinmediyse. Ebu Cehil'in sözleri ait olmuş diye bir tenkit geldi. Yok, hatta nasıl olur dedi, kabul etmiyor. Ebu Cehil'in de değil, şeytanın sözü. Evet. Bana kıyamete kadar öğret ver dedi mi? Peki onu ben namazda okusam namaz oluyor mu?
Ben ona desem ki, şeytan dedi ki bana kıyamete kadar ömür ver. Bu ayeti şeytanın, şeytana karşı okusam yanar mı? Yanar. Yanar. E kendi sözüyle nasıl yanıyor? Çünkü içi farklı. Söyleyen farklı. Tamam. Bak şimdi, şeytana ait sözler var ya, Allah ile mukalemesi. Bunu namazda okusak namaz olur mu? Olur. Ama namazı kıldırtmayan adam. Sözüyle namaz oluyor. Evet. Bence daha çok yanar adamları. Ama daha ciğer yanar. Tamam. Şimdi... Kendisi sağlıyor. Şimdi bak bir şey anlatacağım. İnsanın sözü Allah içini değiştiriyor. Ne kadar değer veriyor. Çünkü o insanın sözünü insandan çıktığı için insandan çıktı zannediyor. Mesela şuradan telefon. Alo. Ses geliyor. Geliyor. Bu ses Ali buradan sesi geliyor. Ali'den şüphen var mı? Yok. Peki bu telefon konuşuyor diyor. Telefon insan mıdır? Evet. Senle konuşuyor. Sen hoparlasın. Aslında şeytanın o ağzını Allah kullanıyor. Allah konuşuyor. Evet. Tamam. Şimdi şeytanı bile Allah kullanıyor. Şeyim. Şimdi insan oğlu la uhubul afile mesela İbrahim Aleyhisselam'ın batanları sevme. Bismillahirrahmanirrahim ve mursaline rabbil gafurur rahim. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi sahili selamete çıkınca gemi o zaman onu söylemiş. Muhammed ümmetine ayet olmuş. Bir şey göstereceğim. Bak. Kaçıncı abi? 10. Ne o? 10. Tamam. Mekanın insan üzerine etkisi var. Şimdi bak. Bunlar bilin, teknik bilgi bilinmesi lazım. Yöntem bilmek lazım. Ezber değil. Gelir bir muhalif rüzgar, havurur sarmak gibi. Mala mülke güvenme. Esas atı yok ya. Bir eser muhalif rüzgar, savurur harmağa gibi. Temelde bir şey kavrayamadığımız için, temeli kavrayamadığımız için cemaatleri, cemiyetleri, grupları, şahısları, Ahmet, Mehmet abileri değiştiriyoruz, tarafkirlik zannediyoruz. Yani ruhumuzu inşa etmeyi yapamamışız, becerememişiz. Teknik bilgiden dolayı. Teknik. Mesela şu teknik mesela. Bir şey göstereceğim de onun için çiziyorum. Şurada dursun. Bak. Burası malum. Mahiyeti zatiye. Tamam mı? Şurası şunat-ı zatiye. Şurası sıfat, esma mec'un. Burası arş-ı azam. Burası lef-i mahfuz. Burası arş. Burası cennet, cehennem. Atlıyoruz hepsini, diğerlerini. Kürs. Alemi şehadet. Yani arada çok var da fakat tamam. Bak şimdi. Şurada bulunan bir adam. Bir dua ediyor İbrahim. Tamam. Bu duası bak şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. Burada
burada bu sözü Allah formatlıyor. Suret bu. La uhubul afilin, batanları, ufur edenleri, kaybolanları sevmem sözü. Bunu ben desem ne erva habise tesir eder, ne de ruhum inşa eder, ne de namaz olur. Fakat bunu Allah burada içini değiştiriyor, bu sözü. İçine ne koyuyor? İlim, irade, kudret. İlim, irade, kudreti koyuyor. Bu sefer ayet oluyor. İçi değişiyor. Sureti bu. Sureti hakikati başka. Sureti elma armut. Sireti başka. Bunu biliyorduk buraya kadar. Ama diyeceğim başka bir şey. Cebrail aleyhisselam vahiy nereden getiriyor bize? Kelam sıfatı. X. Şey yani lef mahfuzdan getiriyor. Lef mahfuza indirdiğini biliyorsan. Lef mahfuzdan bize getiriyor. Şimdi Cebrail aleyhisselam burada, bu mevzi, buradan bir adım atarsam yanarım dedi mi? Evet. Demek ki buradan önce alamıyor. Bir adım atarsam teknik ya. Abi bu manada Cebrail aleyhisselam surete mi? Dureten mi getirmiş oluyor? Ben şey anlatayım da. Şimdi Cebrail aleyhisselam bir adım atabiliyor mu abi? Atamıyor. Yani zaten nereden biz diyor, Allah diyor ki şu. Şurada ne var arkadaşlar? Kelam buradan geldi değil mi? Evet. Kelam sıfatı. İrade. Yani subutu sıfat değil mi abiler? Şimdi kelam sıfatından lef-i mahfuza geldi. Hangi gece geldi? Kadir'e geldi. Değil mi? Sahiden hakikate geldi. İnna zelna fiile getir kadir. Kadir gecesi. Kadir gecesi önündür. Kadir gecesi buradan aşağı indi. Kadir gecesi oradan aşağı indi. Bunu bilmiyoruz. Ha, Kadir gecesi toptan oraya inmedi mi? Eder Bey 23 senede Lef Mahfuz'dan aşağı. Eder Bey muhtelif tarihlerde Lef Mahfuz'dan ayet olarak yağmaya başladı ama ne zaman başladı bu? Lef Mahfuz'a Kadir gecesi indi manası öyle değil mi? Çünkü ayetler hep muhtelif zamanda geldi. Muhtelif zamanda burada vardı zaten. Tamam neyse. Ne yani tamam. Şimdi Kadir gecesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilmiş. Ayet. Fakat bu ayeti peygamberimize gelmeden önce bir şey var. Önemli olan burası. Şimdi vahiy dediğimiz şey lef-i mahfuzla peygambere gelme yöntemidir. Çünkü vahiy getirmiş. Tamam mı? Cebrail. Burası Cebrail bak. Ya da vahyin sureti filan gibi. O belki. İradedeki vahiy mi abi 23 yılda gelen? Yok. Heh. Kelam. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de bahsedeyim o zaman da. Kur'an-ı Kerim'in lef-i mahfuzdan, çok yavaş gidiyorum ki bu tekne şeyi olacak, dimağımızın neredeyse sırrı gibi. Şu lef-i mahfuzdan peygamberimize getirmeye başladı. Cebrail vahiy getirdi. Peki, buraya vahiy. Peki o zaman yukarıya vahiy mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Peki, Allah'ın kelam sıfatından geldi Kur'an. Buraya nasıl geldi? O bir de şey geldi abi, oradaki adı ne? Evet, bu vahiy buradan aşağıya. Peki, bu alem, şu alem, Şecer-i Hilkat değil mi? Evet. Yani insanı ekber. Yani İslamiyeti kübra. Yani
Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Yani şuna. Üçü de aynıdır. Peki bu vahiy meselesi büyük insan da cereyan ediyor zaten. Lef-i Mahfuz bunun içinde. O vahiy dediğiniz yer ayet olmuyor mu abi? Vahiy daha yukarıda değil miydi? Vahiy neredeydi? Subuti sıfatın oradan gelen vahiy daha yukarısı değil miydi? Yani kelam aşağıda diye biliyordum. Şimdi bizim bir tefekkür yaptık. Aha. Bu şu an değişik oldu. Acaba evet. Ben diyorum ki bu vahyin sureti falan olabilir mi? Yani vahyin daha... Biz vahiy yukarıda... Her şeyin üçü var diye üç tanesi. Ha. Bir, aslında dört de üçün ha. Bir tanesi. Sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Bir suretine girelim. Tamam. Dün birazcık tefekkür yaptım. Ne yaptın? Peki söyle bakalım. Abi dün o sizin notları beraber geldi. Bir iki saat okuduk. Normalde biz kelamı vahiy sayıyorduk ama vahiyin daha yukarıda olduğunu, kelam olarak ifadelendiğini, Lef-i Mahfuz'da da ayet olarak ifadelendiğini, buradan da suret hakikat çıkacağına şey tamam. Yaptık. Tamam. Yani. Şurada, burada ne oluyorsa, burada ayeti burada dönüşüyor. Mesela o tefekkürümüzdeki şeyin birisi de şuydu. Evet. Mesela tekvini ayetlerde var ya, kainatta gördüğünüz, iradeden sıfattan geliyor. Demek ki sıfatın üstündeki bir vahiy sistemi var ki, kelam sıfatına vurduğunda ayetler şeklinde vahiy şey gözüküyor. İrade sıfatına vurduğunda tekvini ayetler olarak o vahiyin hakikati içi çıkıyor. Ve diğer sıfatlara da muhtemelen hepsine de vahiy hakikati yani üstte daha o zaman zati sıfat muhtemelen bir yerden geliyor diye düşündük. Daha yani sıfatın üstüne çıktı velhasında. Bu tefekkürde tabii doğru. Yani yukarısı darlatmasan o çıkıyor. Şimdi demek istediğim şu bak. Şurada beşeri bir kelam söyledi mi? Evet. Ayet değil. Burada ne oluyorsa ayete dönüşüyor. Burada bir sistem var. Buradan ayet gelmiyor. Kelam sıfatı taayyün ediyor. Burada ne oluyorsa o ayete indirgeniyor. Burada ise ayet geliyor. Şimdi beşeri kelam değil mi? Yani peygamberlerin sözleri. Nefsime zulmettim diyor. Mesela kürste şeytan. Onun da sözü var. O da buraya geldiği zaman sözü ayet oluyor. Yani Cebrail getirmiyor mu? Buraya niye geliyor diye soruyorum. Cebrail ayeti getirdiği için. Cebrail'in mümessil olduğu, temsil ettiği alim bu alim. Cebrail, Lef-i Mahfuz'un mümessili. Burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum 10 dakikadan beri. Lef-i Mahfuz'da bir sistem çalışıyor. Bir yöntem var. Bir mekanizma var. Kelam sıfatını ayet, beşer kelamını ayet yapıyor. İçini açalım bakalım abi ne var? Tamam bak şimdi. Liman santral. İki yönünü şey yaptım, çarpıştırdım. Evet, liman. Tamam bak şimdi. Şöyle diyeyim. Bu kainatı Allah nereden yaratmıştı demiştik. Demiştik ki hatırlarsınız. Celal. Tamam. Şimdi. Bu. Buraya geliyor, çarpışıyor. Buraya. Çarpışınca ne çıkıyor? Kemal. Kemal. Yani enva-ı çeşitleriyle mahlukat. Ortaya çıkıyor. Şimdi niçin yazdım onu? Buradan buraya geliyor. Orayı için yazdınız abi. Çünkü Lef-i Mahfuz içinde Lef-i Mahfuz'dan aşağısını mahluk olarak düşünüp Kur'an'ın vahyi mahluk tarafı suret
desek doğru olur mu? Yok. Sureti şu. Kelam var ya bu şey. Lafız. Mahluktur. Evet. He doğru. Kelam yazı mahluktur. Evet. Yazı mahluktur. Sıfat tarafı mahluk değil. Değil tabii. Evet. Yani eğer Kur'an'dan kasıt yazıysa, sen onu anlıyorsan, Kur'an'dan kasıt sesse mahluktur. O zaman bizim kim bir dakika alacağım sorunu. Kim Kur'an'a mahluk diyebilir? Surette kalan kişidir. Sesse mahluk diyorsa sesin içerisini bilmiyor demektir. Şimdi ben o zaman şuraya intikal ettim abi. Dima yani fehme takrib edilmesi için ayetin lef-i mahfuza uğrayıp mahluk cihetiyle gelmesi lazım. Kardeşim, lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı nedir? Dima. Dima. Bir dönüştürücü. Peki. Onun küçük modeli değil mi? Evet. Ona gideceğiz. Evet. Tamam. Burada bir mekanizmayı görmeniz lazım. İmam-ı mübin, kitab-ı mübin. Ama ustad bu detaylara iman kurtarma seferberliği olduğu için temelleri şey yapmış. Diyor ki, ben diyor mühimlerini söyleyeceğim diyor. Sözler 37'de. Bunu kafanızda kalsın. Bunlar nereden çıkartıyorsunuz siz diyecek. Ustad 37'de diyor ki, mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen istihraç et. Evet. Bir şey daha var. 8'in sözde de diyor. Evet. 8'de de diyor. Evet, şu sözünü söylemek istiyorum. O Uruf-i Kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir diyor. Nadiren çevirir. Evet. Mesela şey diyor. Ben yine bir şey daha söyleyeyim abi. Semavet ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Bu da vahiy zımniyi başka şekilde tarif etmiş. Bir de söyle evet. Şu tek harf Yasin. Bütün Kur'an buraya yazılmış. Şey sure. Evet. Yasin suresi. Tek harf tamam mı? Şimdi aynı bunun gibi nadiren Kur'an'ın batınına çeviriyor. Bir evet. Oku orayı. O huruf-i kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir. Nadiren. Siz belki yani vahiy zımniyi bu manalarda bunların manalarından çıkarıyorsunuz. Evet tabii. Üstad bu şekilde tarif etmiyor vahiy zımniyi. Bu buradan sizin tarifiniz buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Buradan geriliyor zaten. Yöntem bu. Çünkü Kur'an her taifeye, her makama, her zaman hitap ettiği için geneli var. Bu söylediği var. Söylemek istediği, söylediğinin içinde ve daha fazla. Söylemek istediği, söylediklerinin içindedir ve daha fazladır. Şimdi, araysan da olacak, yani şey detay yazsa zaten kitaplar, kütüphaneler almaz Kur'an. Şimdi burada, bakıyor musunuz şu Celal, Cemal, Kemal'a dönüştü. Bu Kemal'in en camisi kimdir? Devamlı. En camisi insandır. Cem'in Cem'dir. Şimdi buradaki kelam sıfatı lef-i ezeli deniliyor. Lef-i mahfuzun yerlerine. Lef-i ezeli, bak lef-i mahfuzu hep şöyle biliyorduk Osman. Şöyle diyeyim. Lef-i kitab-ı mübin, imam-ı mübin. Başka bir şey yok mu? Bilmiyoruz. Biz neye benzetiyor? Bir kalp düşün. Kalp. Kalbin nesi var? Bir dima var kalpte. Bir de vicdan var. Bu kadar. Bir sürü şey var, harfi var, bir sürü. Ha, iki tane temeli var bak. Kalbin mazar efkar, çok duruyorum ama çok hoşunuza gidecek. Yani çok şey mesafe alacağız bununla. Tefekkürlerimiz bile değiştirecek. Yani çok kısa bir zamanda sıçrama olacak bu şeyde. Ben inanıyorum. Yani tefekkürlerimizde. Bak, öre öre gidiyor. Şimdi kalbin iki ayağı var. Makesi efkar, dima. Mazar isyan, vicdan. Bu kadar mı var? Yok. Peki, lef-i mahfuzda, imam-ı bima kitabı mı? Bu kadar mı var? O kadar bildirilmiş. Detay olmaz. Nazarı çeviriyor, şey, nadiren nazarı çevirir. Ana temalar, bize lazım olduğu kadar. Peki, batıncılara, bu işin uzmanlarına, alimlerine Kur'an zımni koyar. Çünkü genel bir yol değil o.
genel bir yol değil. Umumi bir yolu, Kur'an'ın rahmeten olmasının sebebi avam esas almış sureti. Ama ötekisini ihmal etmemek için ya telmih, ya ima, ya remiz, ya tunuat, ya sunuat, ya ilamat neminden şifreler koymuş. Onda da kalp çalışıyor. Mesela kalp surette tatmin olmuyor. Olmaz. Manayla çalışıyor. Evet, kesinlikle olmaz. Şimdi lef-i mahfuz-ı nazarı dikkatinizi çekiyorum. Hiç bu kadar uğraşmamıştım yani. Çünkü zamanı gelecek. Mesela zamanı geldiği için geçen hafta meçhulden biraz bahsettim. Yani meçhulü biz nur ve mana biliyoruz. Ha, işaret ettiniz abi daha gelmedi. Yani şimdi burada kelam sıfatı ayet değildir. Buraya gelince ayete dönüşüyor. Niye peki? Kelam direkt peygamberi versin. Olmuyor. Sistem öyle çalışmıyor. Peki bu kelama dönüştü, ayete dönüştüğünü nereden biliyoruz? Kelamın ayeti. Çünkü çünkisi var. Beşeri kelam burada ayete dönüşüyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim veya lahu bu lafilin en çok ezberlediğimiz veya Yusuf Aleyhisselam'ın şey sözü. Peki ayete nasıl dönüşüyor? Nerede dönüşüyor? Lef-i mahfuzda dönüşüyor. Lef-i mahfuz ayetler imal eden bir tesis düşünün. Ne var orada? Her gelene ilim, irade, kudreti yüklüyor. Ona girmeyeceğiz. Ama burada bir sistemin çalıştığını, böyle bir sistem var. Yani kelamların, bu sözdür ha, bu kelam değil. Benim şu davranışım usluptur. Bu sözdür. Yani şöyle diyelim. Kelam ne o zaman abi? Ben de hem de bilseydim hemen söylerdim. Bazı kişiler lef-i mahfuza çıkıp oradan okuyup burada la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin demiş olabilir mi? Şunu yazayım da teveccüh edeceğim sana. Neydi bu? Ceset, beden, cisim. Kelam da böyledir. Kelam bundan daha camidir. Cismaniyet olmayacak mı? Sadece cümle yazmış cisim. Düzeltin beni. Şimdi bunun yapısı böyle olacak. Kelam bu zannediyoruz. Kelimeye. Kelamın sureti var. Pek konuşmuyoruz çünkü uzar diye. Sureti var, hakikati ve mayeti var. De ne yapalım derste böyle. Ama bir tane daha var da ama az geçiyor. Çünkü o bir sürü soru soracak. Bir hazır mı? Yazabilir misiniz? Şunun şu. Şöyle. Şu. Yazın her şeyin. Lazım olur yani. Tabii. Bir, iki, üç. Dördü de yapalım da bir şey olsun yani. Kanun emriyle. Kanuniyetinde devam ediyor. Bak, bir, sureti. İki, kanuniyeti. Üç, hakikati. Ya, aferin. Bazen işe yarıyorsun. Böyle kalem getirince insan da zevk alır. Tamam. Mahiyeti. Dönüp de başka bir şey, alakasız bir şey söylüyorsan bir şeyden kaçıştır benim. Benim kaçış rampahtır. Tamam. Böyle bazen rastlarsın böyle aşağıda derste. Lan ne alakası var bu adama girdi bu mesele? Başka şansım yok. Çünkü araba freni patlamak üzere. Fren patladı ya kuşta. İzmir'de gördüm. Kamyondan kaçış rampası var. Bu da kaçış değil mi? Kaçıştı. Bu da kaçış. Tamam, kalem güzeldi. Niye alet ediyorsunuz o zaman? Kelam sureti, kıtma ayetine sonra gireceğiz. Tamam, başlayın. Tamam. Çünkü baktım rahatsız ediyor. Zorluyor. İşte kendini kontrol edemiyorsan böyle kontrol edeceksiniz. Asabiyetinizi de. Mesela içeride kaynayan bir mana var şimdi. De onu diyenler var. Bunu gir. Hayır, sırası yok diyorum. Fakat patlıyor Volkan. Bu sefer öfke de böyledir yani. Böyle. Hemen kaçış rampası bulacaksın. Onu unutturacaksın. Çünkü Volkan durmuyor yani. Şimdi bunu hep
Atlıyoruz çünkü bunu soracaklardı. Bunu 32. sözde bu şey işliyor ustad. 32. sözde. Şimdi kelamın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Ruh olan işte. He? Ruh olan değil mi? Yani. Her şeyin ruhu var. Yani ruhta da aynı şey var be kardeşim. Peki hakikat alemi neresiydi? Arş. Ama hakikat deyince bu artık gelecek. Mahiyet? Mahiyet sıfat. Yani yapısı, yani artık kanuniyeti. Kanuniyeti. Bu. Yani kanuniyeti. Yani. Şimdi mahiyeti kabu kalpsen, kanuniyeti. Arşaza. Mahiyeti kabu kalpsene koyarsak olur. Tamam. O koysak öyle zaten. Ondan sonra kabu kalpsen, ama buraya koyuyoruz. Başka ne yapalım şu çizgi tekrar mı anlattın? İçini anlatamıyoruz daha. Kabu kalpsi, mahiyeti, arş-ı azam, kanuniyeti, lef-i mahfuz, arş, hakikati. Tamam. Şimdi gelelim, dağıtmayalım. Burada bir mekanizma var. Beşeri kelamlar ayete dönüştürülür. İçerisini bilmiyoruz kelam. Buradan ne geliyor, ne geliyor ben de bilmiyorum. İçerisini bilmiyor. Kelamdan gelen şeyler neyse ayete bürünüyor burada. Ondan önce ayet değil o. Peki vahiy niye oradan aşağıya sadece dediniz? Mesela yukarıdan vahiy gelmez o zaman. Çünkü vahiy değil. Yani sıfattan lef-i mahfuza gelen ok vahiy değildir diyorsunuz. Evet, vahiy değil, ismi değil. Değil. Ama ne yapalım? Şöyle deniliyor. Allah'ın kelam sıfatından bize vahiy geliyor. Ne yap? Şuraları hep aşarak söylüyoruz. Vaazlar da öyle söylüyoruz. Tayin teşahhüs. Ya bunu söyleyen bilmiyor. Çünkü şöyle diyeyim. Vahiyinin ortaya çıkması için ne lazım? Cebrail lazım. Cebrail'siz vahiy olur mu? Olmaz. Var ama. Var, bir tane var. Var yani. Bir tane olması yetiyor zaten. Yetiyor. Perde yırtıyor zaten. Mesela ille Cebrail'le mi vahiy olacak? Onu yırtıyor. Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu kalkıyor buradan şuradan ne suresini alıyor? Amenere suresini alıyor. O bozuyor bir şey işte. Vahiy bozuyor. Cebrail'siz alıyor. Bir aşkta almış. Hazis-i Kutsi de biraz benziyor. Çünkü ayet nedir? Kelamı, yani sureti, kanuniyeti, bak. Ayet, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti Allah'tan olana ayeti kerime denilir. Sureti, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü. İçeriği ayet olursa hadisi kutsi olur. Yazmayacaksınız. Evet. Yazayım. Yazalım. Peki. Ayet. Geçen zengin derslerde Arsan abi bunu kullandı da. Bir sene kullandı. Ayet. Kısasını mı yazayım, normalini mi? Bak, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, suret artı, hepsini artı mı diyeceğiz? Artı yapmadım. Yok. Kilise bir tamam. Şey böyle benzediği için. Tamam. Mesela artıyı böyle yapmışlar, T'yi de böyle yapmışlar. Çan, şey, haç. Görüyor musun? T harfi. Haç yaptıkları için. Tesliz. Çaktırmadan çakmıyor ama. Mahiyeti Allah'tansa ayet oluyor. Bak, sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti Allah'tan sa ayet oluyor. Tamam. Tamam. Şöyle de diyebilirsin. Daha kısası. Kısasını söyleyeyim. Kelamıyla
manası Allah'tansa ayet olur. Kısa. Yani şöyle. Kelamı, içeriği, manası Allah'tansa ayet. Tamam abi? Hadisi kutsi bak hadisi kutsi sureti kanuniyeti sonra kısasını yazacağım. Suret olmaması lazım sanki. Bir tane yukarıyı değiştirirseniz olmaz. Hayır hayır. Sureti, kanuniyeti, peygamberden kanuniyetten. Hakikati ve mahiyeti Allah'tan olursa kısacasını yazayım. Manası Allah'tan sureti yani ifadelenişi ifadesi peygamberden olursa bu ne oldu? Hadis-i Kutsi. Tamam. Diğer hadisler. Devam eder mi aşağıya kadar? Mesela hadis ve bir de beşer kelamı. Şu daha geliyorum. Ha, var mı devam? Var tabii. Hadis var burada. Beşer kelamı. Hadisi şerif. Karışır mı orada? Otur. Hadisi şerif. Hadis. Sureti kanuniyeti ve manası peygamberden olursa yani ifadesi ve manası peygamberden olursa yine beşeri yönü mü var abi burada? Yani tabii beşeri yani artık onu diyor ustad şöyle der ferasetiyle ifade eder tamam, diyor. Tamamdır. O da suretinin arkasında kanuniyeti var. Ben de onu soracaktım abi. O yani bundan daha aşağıdaki kanuniyet feraseti mi? Yani şey, şu kanuniyeti feraseti. Şu hadis-i kutsi'de o kanuniyet. Bak. O takıldı da tamam. En sonukinde şey aynı silsilede gitmedi abi ya. Hayır. Manası dediniz, orada hakikat mahiyete girseniz daha ayrıldıcı olurdu. Sureti, kanuniyeti en alta. Şu. Sureti, kanuniyeti, hakikati peygamberden, mahiyeti Allah'tan demeniz lazım. Yok, manası, mahiyeti değil bu. Mesela bak, ifade ediyor kelamı peygamberden. Manası da peygamberden. Allah'tan olan kısmı nasıl ifade edecek? Bu ne dedik? Hadis-i Şerif'te. Hadis-i Kutsi de şu. Sureti, yok. Kanuniyeti peygamberden. Yok, hakikati, mahiyeti, yani mahiyeti derken ha yanlış oldu. Manası olacaktı. Yanlış yazdım. Manası Allah'tan. Hakikati ve manası. Evet, hakikati ve manası. Mahiyeti değil. Mahiyet çok derin. O zaman bak bir daha söyleyeyim. Ben belki ifade edemedim. Lafza yapayım. İlk önce ayetle söylüyorum. Ayeti söylüyorum. İfadesi, kelamı ve içi, manası. Allah'tan olursa bu ayeti kerime aynı ağızdan çıkıyor.
Ağız aynı. Tohum aynı. Çekirdek aynı. Yaprak da oradan çıkıyor. Dal da oradan çıkıyor. Çiçek de oradan çıkıyor. Tamam. Bir daha yapıyorum. Belki ifade edemedim Yasir. Kelamı ve içindeki manası. Allah'tan olursa ayeti kerime. Tamam. Hadis-i kutsiyi söylüyorum. İfadesi kelamı peygamber, içerisi Allah'tan olursa ifadesi peygamberin ama manası Allah'tan olursa hadis-i kutsi. Şeyden yani suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. O biraz teknik yapıyorsa yapsak daha güzel değil mi? Ha şunu mu uygulayalım? Yani onu uygulayınca daha hani şey teknik olur. Olur. O zaman bitireyim de ondan sonra o yani şeyi. Manayı mesela mahiyet mi kabul edeceğiz? Bak? O zaman dur bitireyim. Tamam. Hadis-i şeriften bahsediyorum. Sureti, kelamı, ifadesi peygamberden, manası da peygamberden. Peki orada Allah'tan olan bir tarafı yok mu? Allah'tan olan yok. Hadis-i şerifte yok. Yok. Ne yapar? Kendi ferasetiyle diyor. Ama onun tabii kanuniyeti, feraseti gene ama direkt Allah'ın değil, o artık şeyi, onlandır ki. Allah'ın garantörlüğünü daha bir ayette. Tabii. İşte peki hata yapamaz mı burada? Ayette kuvvetlendirilmiş ya peygamber. Bu arada yapamaz. Çünkü Cebrail var devrede. Orada mesela o dörtleme yaptığımızda hadisi şerife en alta sureti, kanuniyeti, hakikati peygamberden, mahiyeti Allah'tan desek olur. Bak, mesela şunu indirgeyebiliriz. Mesela yani o üçü, bak şu olursa şöyle yapayım. Aslında şöyle yapabiliriz. Dörde üçlük bir tablo yaptığımızda, çarpı attığımızda bu şey çıkıyor. Tamam, yani o zaman ben şunu sileyim. Silmeyeyim. Bak şu. Yani gerek şurada yok. Anlatayım. Hayır. Doğru söyledim. Bak şimdi. Şu cem olursa ayet olur. Cem olursa kelamda ayet olur. Doğru mu? Böyle dedi. Evet. Tamam. Burada hadis-i kutsi şey yapalım. Sureti, bak. Kanuniyeti peygamberden. İki paylaşım. Hatta şurada, şu da onun. Hakikati da, hakikati ve manası. Bak devam ediyor. Bak, suretinin peygamberden, hakikati Allah'tan. O zaman peygambere şu diyelim. Sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti Allah'tan olursa o hadis-i kutsi. Hadis-i kutsi oluyor. Ne oldu? En sonunda hadis-i şerifte de suret, kanuniyet, hakikat peygamberden, sadece mahiyeti Allah'tan. Evet. Alırsa da o da hadis-i şerif oldu. Evet, hadis-i şerif. Yani hadis-i şerif şu aslında. Hiç böyle Allah'tan aldığı mahiyeti diyebiliriz, mahiyeti. Allah'tan manası dersen hadis-i kutsiye benziyor. Olmaz. Olmaz. Yok. Kelamı ile manası peygamberden. Çünkü niye? Bu beşeriyeti de olması lazım ki beşeriyetimizi inşa etsin. Sırf o ayet olursa konuşması olmaz. Abi siz diyorsunuz derste, sonra diyorsunuz ki Allah söyletti bana, Allah söyletti. O ne demek? O Peygamber Efendimiz kendinden mi? Nasıl? Yani kalpler Allah'ın elinde ya. Yani bunu herkes de dememesi lazım. Çünkü niye? Allah da iftira eder. Aynı şey değil abi. Çünkü niye? Kelam aynı ama yani kişi kendi nefsini şey yapar, bilir böyle. Yani ilhamdır yani kastediliyor. Yani derece şudur. Vahiy, ilham, sunuat, tuluat, İşaret, rumuzat, farz, vacip, sünnet, mendup, mustahap gibi. Hepsi böyle. Allah'tan ama meratibi farklı. Mesela arıya vahiy diyor Allah. Onu anlatıyor. Nasıl vahiy diyor? Tevil ediyoruz değil mi? Şimdi biz burayı böyle çizelgeyi sen yaparsın artık ben. Tamam, mahiyeti demeyince manada kalırsa bu şey çok oturmayacak. Tamam. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Ama şöyle dersen olur mahiyeti. Yani kökeni tabii ki peygamberde ismet sıfatı var ya, onu kastedersen olur. Mahiyet hakkında bilgimiz. Böyle de şey yapabilirsin, şey bu tarafa anlat. Kelam mahiyet hakkında bilgimiz var mı abi? Yani. Yok. Yani onu. Aa, şunu bilmiyoruz ki. Yani. Bilmiyoruz ki şurada. Onun için. Bak mesela şöyle diyeyim size. Yani. Kardeşler. Kur'an-ı Kerim kelam sıfatından gelmedi mi? Evet. Kelam sıfatından evet, gelmedi mi? Evet.
Kelam sıfatında ne var zannediyoruz? İlim. Bilmiyoruz ki. Ya. Yalnız bildiğimiz biz ayeti dönüşmüş halini biliyoruz. Şundan sonrasını biliyoruz. Tamam. Ya, kelam sıfatında ses bulur zannediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim var zannediyoruz. Rahat ol ya böyle. İstediğin gibi hareket et. Kameraya bağlanmayın ya. Ben hiç hürriyeti kırıyorum. Yok. Söylemezsiniz, kesersiniz. Tamam mı? Rahat da olmuş. Şimdi bak, kelam sıfatında Kur'an'da Kur'an nesi var? Bizim şahit olduğumuz, uydurukçasıyla tanık olduğumuz ayetleri biliyoruz. Ayette, lef-i mahfuzda dönüşümden sonra, şöyle diyeyim, hayatımızda odunun bunun yandığını görmesiniz. Bunun içinde dumanın olduğunu, nurun olduğunu, ısının olduğunu, rengin olduğunu nereden bilecek? Yakınca. Yakınca. Desek ki, ya şu kağıt, dünya, hep anlatırım ya. Ya burada kadın yazdın, para yazdın, at yazdın, yat yazdın, at, kat, yat, tamam mı? At, iş vesaire. Yazdım, dinliyor ki bak, bu fasit bir zemindir, yani aldan. Muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. Ömründe bunun yandığını görmeyene, bunu nasıl anlatacaksın? Fasit bir zeminde olduğunu. Yani güvenilir bir zeminde değil. Neyi garantisini alıyorsun? Sigortası yok bunun, hayatta sigortası yok. Ömrün sigortası yok. Güya hayatın sigorta yapmış. Ulan sigorta yapanın hayatı sigortalı değil, senin hayatı nasıl sigorta yapacak? Tamam. Peki bir kibrit geldi. İlk defa gören ne yapar? Hani ha? Hani yat, kat, at. At, iş nerede? Aş, iş nerede? Nerede? Aa, her şey gitti. Peki bu nerede müteşekkil? Bak bir şey anlatacağım. Bu duma, nur, ısı, ışık, etafet. Bu kesafet. Kesafet etafetten çıkmış. Allah halik, mahluk nasıl çıktı? Letafetten kesafet çıktığı gibi. Mekanı olmayan da mekan çıkmış. Kilosu olmayan da kilo çıkmış. Big Bang de böyle ya. Ha, şimdi kelam kabul edin bunu. Evet. Kelam kabul edin bunu. Tamam. Şimdi bunun içinde ne var? Bunun içinde bu beyaz değil mi? Duman nasıl saklı burada? Bu şey değil mi? Kağıt. Bunun en büyük düşmanı kimdir? Ateş. Ateş içindedir. Ne ararsın? Şam buharada hariçte kibrit arama. Kibritin sende zaten. Sürtünmeye de yanıyor zaten. Yani anlıyor musun? En büyük düşmanı zaten kendisi. Kendisi kendisine düşman. Ben benim yani. Başka düşman aramaya gerek yok ki. Bunun düşmanı zaten bunda. Unutmayın. Bir şey sizi ne kadar çökertiyorsa senin miracın odur. Çıkışın da odur yani. Senin terakki merdivenin odur, o mevzudur. Terakki mevzu o. Yani neyle dipteysen onunla zirvede olacaksın. Neyle dipteysen onunla zirvede olacaksın. Bu neyle meydana gelmişse sıktığın zaman o çıkar, hırtlağını sıkarsan o çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir daha bu kelamdır. Bu kelamdır. Ama içerisi kelam şu. Çünkü kelamına ve rüyetine mazhar oldu diyor. Miraca giderken tesadüf yok. Rüyetine kelamına demiyor. Kelamına rüyetine mazhar oldu. Öyle değil mi? Evet. Ha, arkadaşlar bizim ayetten bildiğimiz sayfa. Bu sayfayı meydana getiren dumandan, nurdan, ısıdan, ışıktan, renklerden, vasıflardan haberimiz yok. Sayfanın üzerindeki ayet nedir? Ayetin üzerindeki mana mertebesi kağıtta yazılan elma, armut, kadın, para, servet, adam, erkek, dişi, bilmem şey. Kağıdın üzerindekiler. Bu ayetin mertebesi demek üzerindekiler. Kelamın üzerinde bu. Ama kelamı meydana getiren... Bu ayeti meydana getiren kelam-ı ezeliyi bilmiyoruz. Abi, çünkü odunun yandığını görmedik. Miraç'a bilmiyorlar. Ha?
Nasıl? Miraç edenler de mi bilmiyor? Bilmiyor. Yani levh-i mahfuz'a geliş şeklini. Kardeşim, bütün bilgiler buraya kadar olanı bilir. Tamam mı? Evet. Bütün bilgiler saat 11 alarm çalıyor. Telefon değil mi? Şey diyor abi, vahiy için tanım olarak tereşuhat-ı gaybiye diyor. Ya. Tereşuhat-ı gaybiye. Kardeşim, tereşuhat-ı gaybiye neresi biliyor musun? Evet. Gayb değil ki burası. Neresi gayb? Demiştiniz. Diyor. Melekut nereye kadar, gayb nereye kadar? Yani, melekut durduğun yere göreydi. durduğun yere göre bir... Mesela odun mülktür. İçi melekuttur. Nereye kadar oldu abi orada? Buraya kadar nereye kadar gider? Kaybı neresi odunun? He? Odunun kaybı neresi? Şimdi beraber gidelim. Tamam. Ama niye bunlar yani bu melekutla kaybı bilmemişler? Demiştiniz abi onu da. Yani mülk melekut durduğun yere göre de kayb... Neresi? Al bakalım. Kaybın nerede bakayım bir senin nevi, lügatın? Alemi ervah. Oraya yazdım ben lügatı. Aç bakayım, aç. Alemi gaybın bir nevi, alemi ervah. Alemi yani, gaybın bir nevi... Gaybın da velatif olması lazım abi. Bir, İmam Ebi. Açın. Bir çeşit gayb olmaması lazım. Açın bak göstersin. Ve burada, bunu çizmiştik burada. Hatırlarsın. Bir melekut var, bir gayb var. Gayb nereye kadardır? Gayb, geçmiş gelecek gaybın içinde. Alemi ervah gaybın içinde. Bak bakalım. Dünya ve ahirettir, dünya zahirdir, ahiret batındır, gaybın sahası arşın altıdır, cismaniyetin sahasıdır, kainat gayiptir demişsiniz. Hmm. O derste. Hatırlarsanız... Büyük melekut değişiyordu, bu sabitti yani. Şöyle, he? Evet. Büyük melekut değişiyordu, bu sabitti. Bak şöyle bir şey yapmıştım, hatırlar mısınız? Gayb. Gayb o zaman aşikarmış. Ya çok görüyorum. Bizim gayb zannettiğimiz zaten aşikar olanmış. Alem şahadet. Adam aşikar görmemiş ya. Burada kusura bakma öyle adamlar var ki çizmedim onları. Daire ilim var, daire hayat var. Yok yani şey olarak. Kafanın tezgahlar var. Ha tabii tabii yukarıya doğru. Çünkü artık rulon çıktı ya buralara. Doğru. Doğru söylüyor. Şey diyor abi, sözler vizyonda, yani, müşahede alemi. Sözler vizyonda, mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın diyor. Ha, neymiş? Mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın diyor. Mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın. Bak şimdi, ben çok aşağıda zannettim de. Gayb. Gayb kardeş, buraya kadar. Şey, ayet gaybın üstündür. Gaybın gaybıdır. İşte o iman ettiğimiz gayb yukarı doğru var. Evet. Şimdi iman ettiğimiz gayb. Toparlıyorum. Dikkat ederseniz nazarınızı dağıtmak istemiyorum. Malzemeyi yapıyorum ama gene aynı yere geliyoruz. Yani vuruyoruz kalmıyor. Oradan delik açıp gidersek bunu kaçırırız. Belirli bir yere geliyoruz. Bak gayb o kadar durmadık. Ama malzemeleri derste kullanıyoruz. Bir derste belki de 20 tane ders kullanıyoruz. Şu gaybın burada olduğu bilebilmek için en az bir sene lazım. Gayb buradadır diye diyebilmek için bir sene lazım. Araştıracağız. Şimdi bak, bu arkadaşlar ne olur? Şurada bir mekanizma var. İkinci gayb mı? Mekanizma, sistem, dönüştürücü, dönüşüm değil. Dönüştürücü, buradan dönüşüm, ondan sonra, niçin beşerilik ayete kelam içerisini bilmiyoruz. Ayeti dönüşüyor, dönüşeni biliyoruz. Daha ayetin içerisini yapamıyoruz. Bak, şurada kaçırdınız bunu. Bu ayettir. Burada yazılanlar var ya, manalar. Ayetin içeriğidir. Bu kağıdı meydana getiren kelamdır. Onu bilmiyoruz. Hani duman, nur, ısı, ışık, kelamın kelamdır. Bu örnekte vahiy ne? Bu kağıt örnekte. Bu örnekte kağıt örnek. Bunu sana yansıyan tarafı vahiy. Sana bakan yok. Ya yani mesela vahiy sahih geliyor. Bu sana al diyoruz. Abi ne oku? Ama ben sana vahiy veriyorum.
Bunu okurken sen hiç kağıdın içini merak ettin mi? Böyle devlet memurusun. O bir evrak geldi devletten. Çünkü mühim, yani normal bir memur değilsin. Onun için dedim yani. Bir ciddi bir evrak geliyor. Çok. Çünkü vereceğin karar önemli. Bazıları mağdur olacak. Veya devlet şey yapacak. Sen böyle bakıyor musun ulan ya? Baş ver bu mana ya. Şu kağıt ne kadar şey. Acaba ne var lan bunun içinde? Der misin su içelim mi? Üstünü. Ha, bu vahiy bu sana hitap eden. Sana bakan yönü. Onun için herkesin vahide vahisi var. Ayette ayeti var. Her asırda bir ayet, aynı ayetin meratibi var. Her bir her Kur'an'ın her bir ayeti küllidir. Yani Kur'an'ın her bir ayetinin mutadid manası var ayetin. Her bir manada küllidir. Her asırda ifade bulunur. Üzeri daha. Kağıdın nurun narında şey değil. Şuradaki mekanizmayı öğrendik mi bugün? Belki yarım saat, belki bir saat oldu. Evet, evet. Kelamla irade lef-i mahfuzda direkt. Peki. İşliyor abi. Buraya geldik mi abi? Abi şey böyle bir sistem var mı? Üst tarafı gayb olmuyor mu peki abi? Gaybı gayb. Değil o. Gaybın da gaybidir. Şöyle diyebilirsin. Sen de şöyle geçiyor. Gaybın alemlerine diyor. Gaybın daha arka alemleri bunlar. Şu sistemi bir anlatsana abi ya. Mekanizma. Çünkü niye biliyor musun gayb? Cismaniyetin bittiği yer. Ama bir derste aşağıda anlattın değil mi? Ceset, beden, cisim. Bunu çok durduk belki de 20 küsur ders. Evet. He. Yani bütünsel. Oraya kadar gayettir. Bu peki bizim az önce Harun abiyle... Nereye geleceğim biliyor musun? Geleceğiz mi oralara? Nereye? Şeyde biz vahyin daha arkada bir yapı olduğu ile ilgili bir şey var. Vahiy burada değil mi? İşte biz daha sıfatın arkasında gibi tefekkür ettik. Şu, yanlış mı? Kardeşim bu sıfat yok. Bu sıfatın... sıfatın üstünü kaldırın. Kaldı, sıfat olur mu? Olmaz. Sıfat kendi kafasına mı kuruldu burada? Yok, kurulmadı. Arkasında, işte ondan konuşuyorsunuz, doğru konuştunuz. Şöyle dedik, olur mu? Kağıda yazdığımızda... Ezber istemediğim için ben size ne olayım? Vahiy, mahiyet desek, sıfatlar... Bir dakika, yavaş. Vahiy, ya kelam mı yoksa şu vahiy? Vahiy diyoruz. Şimdi. Vahiy buna mı diyor? Vahiy buna mı? Vahiy deyince artık kalemi buraya koyacağız. Şu vahiy burada. Ayetle vahiy aynı mıdır abi? Ayetle vahiy. Ayet buradadır. Vahiy bunun sistemin sana indirgenmesi. Şu yani bak. Aynı şey demiyoruz. Bak şimdi. Bu ayet oldu mu? Evet abi. Buradan önüne gelenden mesela dere akıyor. Siyah topraktan aktı. Humuslu topraktan attı, tozlu şeyden attı. Her geçtiği yerde bir şey almayacak mı? Evet. Veya başka. Mağma. Dünyanın merkezinde mağma. Ateş fışkırdı. 6370 kilometre. Değil mi? Şimdi bu kadar derinlikten çıkarken önüne gelenler eritmiyor mu? Madenler eritip kusuyor mu? Bu vahiydir. Bu şey ise mama aittir. Peki o kutsalda bir sürü elementler var, madenler var. Ne diyeceğiz? Bir kendisinin taşıdığı var, bir de önüne gelen alemlerden yüklendi, getirdi mama. Şimdi ayet buradan çıktı. Ayet buradan çıktı mı? Buradan gelirken kafasını sallaya sallaya mı geliyor yoksa hepsini vuruyor mu? Kardeşim sana kafana sallaya sallaya üniversite diploması verdiler mi? İlk önce ilkokul diploması vermediler. Sonra ortaokul, sonra lise vesaire değil mi? Verdiler. Şimdi onun zımnında var. Bir şey geliyorsa unutmayın o kanundur ya bir şey mas değil. Önündekilerden mutlaka alır. Ya boyalar bu ya etkilenir veya etkilenir. Peki galpte ne olur? Etkilenir ve hem etkilenir hem etkiler. Şimdi bu ayet buradan gelirken bütün selli taşıyarak gelme yöntemine vahiy deniliyor. Şimdi sizin notunuzda abi şöyle bir şey vardı. Biz ona binaen şey yaptık. Olmasın çünkü tefekkür ettik bayağı. Vahiy kelamla ifadelendi. Vahiy kelamla ifadelendi. Bize geldi. Vahiy kelamın kendisi sırf değil. Bu kelama tüm sıfatlar yüklenmiş. Yani bizim burada anladığımız vahiyin bir meratibi olarak biz kelamı anladık. Yani sizin burada şey yaptığınız bu gibi... ifadelerden bu. Çıkarak... Bu tamam bak şimdi doğru. Şimdi kelamın olduğunu biz neyle bileceğiz? Vahiyle bileceğiz. Vahiyi ortadan kaldırırsan. Ha, o zaman vahiyi kelamla ifade ettik.
kelam nedir biliyor musun? Buradaki ifade, yani bu söylediğim şeyler, bu dediğimiz mana, burada bulunan bir insana konuşuyoruz. Hatta mesela cümleyi tek otur, yavaş bak, oku bak, aynısını diyeceğim. Bak burada elimi koyacağım. Vahiy. Vahiy kelamla ifadelendi. Şu kelam var ya, şu kelam, elim. Bu ne, nasıl ifadelendi? Vahiyle. Vahiyle. Kelam vahiyle mi? He, vahiy, yok, burada ifade diyor ki, vahiy kelamla ifade edildi. Şimdi buraya kadar geldi mi? Burada ayete dönüştü mü? Tamam. Bu ayeti vahiy ile gelirken beşere kelam oldu. Yani aslını, ismini aldı. Tabii şimdi baştaki de kafirdeki de kelam diye konuşacaksa aynı şeyi, o zaman karışır bu tabirler. Hayır, yani aynı kelam değil de. Sıfat, yukarıda kelam insanın, sıfatıdır abi. Kelam, he, kelam sıfatıyla insanın kelam. Kelamını aynı, sonuçta kelam dediği sıfat dersek bu şeyler karışır tabii. Hangisi kastedildiğini bilmem lazım. Bir sıfatı düşünün. Yani sistemi şurada ayete dönüştükten sonra ayete, buradaki kelam ve bu vahiy ile kelam burada ifadelendi diyoruz tabii buraya. Aslında şey nedir? Bu bütünsel konuştu. Bunu ortadan kaldırarak konuştu konu. Tabii iki yönünde kelam buradan, sıkıntı yok. Buraya bak. Buradan buraya konuştuk. O zaman bu devrede yok. Burada ayete dönüşme sisteminden bahsedilmiyor. Ne yapacağız onu? Diyoruz ki, orada dediğimiz şuydu. Vahiy, yöntem, burada kelamla ifade edildi. Kelam dediğimiz bu uslup. Tamam mı? Kelam ile. İçerisinde ne var? Vahiy var. Vahiy nereye kadar? Ayet. Ama bundan sonra vahiy yok ki. Kelam da yok. Bir şey yok, bilmiyoruz bunu. Bunu burada diyoruz tabii. Yani şunla şun arasında bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Ama buradan sonrasını söylüyorum. Bilmeyeceğiz mi abi? Çünkü mahiyeti zatiyeyi merak etmeyin diyor. Allah orayı karıştırmayın. Yani şunu mantığını şöyle yakın. Neyi merak ediyorsan bileceksin. Değil Allah'ın sıfatını, kendisini bile merak ediyorsun. Çünkü neyi merak ettiriyorsa onu sana verecektir. Ne kadar verecektir? Sana lazım olduğu kadar. Sana bir bir daha yapayım Harun'u. Ama bir de bir şey daha söyleyeyim abi. Şöyle bir şey yapmıştık. Şimdi vahiy mesela kelam sıfatından gelen vahiy dedik. Bir de irade sıfatından gelen vahiy mevcudata dedik ya abi. Biz acaba dedik subuti sıfatların 7 tane çeşit vahiy çeşidi mi var, var diye. Vahiy çeşidi var tabii. Abi. Hepsi peki onlar mı? İrade, hayat, serbest. Ama vahiy deyince evet, tabii hani evet, böyle bir Cebrail falan getiriyor değil. Mesela diyelim ki kelam sıfatını, kelam sıfatı burada ayete dönüştü. Bu ayeti Cebrail getirdi. Peki irade sıfatının ortaya koymuş olduğu elma, armut ayetini Cebrail getirmiyor ki. Onu hangi melek tutuyor? Eşyanın dizginini kim tutuyorsa o melektir. Nedir? Mikail aleyhisselamdır abi. İsrafil. İsrafil. İsrafil hayatı tutmuyor mu? Şu varlık, şu ayet, şu İsrafil'in donmuş bir cüzüdür. İkinci şuada söylüyor. İsrafil misal bir acibi hilkat iken diyor. Şu şeceri hilkatın vücudu İsrafil'in donmuş halidir. Ceset. Şu onu bir cüzüdür, cüzü dönmüş. Hayata bakan yönü vahiyin o zaman o taraf. Evet. İradeye bakan. Yani iki tane vahiy var. Onu oraya gireceğiz ama daha bunu halledemedik ki. Sonra bunu zihnimize oturursa lef-i mahfuz dönüşüm yeri. Ondan sonra geçeceğiz. Bunun bizdeki karşılığı dima. Dönüşten sonra. Ama oraya anlatmak için canlanıyorum ama bir türlü geçemiyorum. Ve zannediyorum ki bu daha olmadı. Burası dönüşüm yeri. Şimdi orada diyor ki, o kelam yapıyor. Vahiy kelamla bize ifade edildi. Bu devre dışı. Tamam. Böyle denecek. Şimdi içerisine giriyoruz. Tamam mı abi? Diyoruz ki buradan bu resmi bilmiyoruz. Burada kelam sıfatı, kelam sıfatında buraya geldi. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama neticesi şu. Ayete dönüştü.
levha, ezeli levhalar oldu. 16. levhada söylüyor. Evet, levhalar var. Nasıl levha? Ezeli levhaymış. Ondan sonra Cebrail buradan alıyor, bu vahiyi getiriyor. Vahiy burada batındır, kelam zahirdir. Tamam mı? Kelam, elhamdülillahi rabbil alemin. Bu söz, bu kelam değil yahu. Tamam, değil kelam. Bu sıkıntı, onu zaten bilmiyoruz yani. Buradan burasını zaten bilmiyor. Ne sözü ya? Söz yok ki. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, söz diyor Cebrail'in olduğu yere kadardır. Peygamberimiz ilk önce Miraç'ta şuraya, buraya kelamına demedin mi? Hı hı. Kelamına. Biz yukarıdaki kelamla o kelamı karıştırdığımızda bizim şey tıpı 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 oldu. Kelam ve basar mı dedi? Yok. Rüyet. Rüyet. Ha, kelam tam. Ha, burada bir cüzüdür de kelime şu. Şu mucizedir kardeş. Şu olamaz. Etin bir anda zamansız hiçlikten yaratılmak var şurada. Yani ruhumdaki hassasiyet bir anda lafza dönüşmesi, bu mucizedir. Aniden yaratılma var. Her an senin ağzından yaratılıyor. Şu anda derken yaratılıyor. Ben şu anda ağzımdan ne çıktığını bilmiyorum, biliyor musunuz? Hatta bazen diyorsunuz, abi ne dediğini kulağın duyuyor mu? Böyle gönderiyorsun da böyle neye gitmiyor? Hani gibi. Yani ruhtaki ihtiyaç, incizat, iştiyak, meyi bütünleşiyor. Mana oluyor, meylana dönüşüyor. Ondan sonra geliyor şunları şey yapmayayım. Boğaza geliyor, sese dönüşüyor. Bu sestekine kelam diyoruz da, yapalım kelam o değil tabii de. Bu mucizedir. Bir anda zamansız halk etmek var. Mesela ruhta bir mana var ama ruhta olmayan manada ruh iman ediyor. Ona gireceğim. Olmayan ağzımızdan çıkmıyor mu? Bir dakika yazayım diyor. O madem bende vardı, niye yazayım ki? Bir anda çıkmıyor mu? Peygamber vahye mazhar olurdu. Biz ne? İlama. İlham nedir? Olmayan bir şeyin ruhu. Bak, ilham nedir? Olmayan bir şeyin, bunu kaydedersin. İlham, olmayan bir şeyin ruh aynasındaki akislerin ifadelenişidir. Yani ruh aynasına birisi sana göstermiş. Olmayan bir mananın, olmayan, yani sence olmayan bir mananın ruh aynasında gözükmesidir. O zaman şunu ruh aynasında gözükmesidir. İlham. Şunu o zaman artıracağız abi. Ayet, hadisi kutsi, hadis-i şerif, ilham diye de devam etmek lazım. Yani o artık ondan sonra beşeriyet. Bu beşeriyet yok burada. Burada kutsiyet var. Artırmak derken sen değilsin ki bu seninle artıralım. Bu peygamber, bu sana versek burada. Ayet yok sende. Hadis-i kutsi de yok, hadis-i şerif de yok. Bundan sonra sen başlıyorsun. Bundan sonra bizim beşeriyet başlıyor. Buna beşeriyet yok. İlhama da abi şey diyor, tezahürat maneviye diyor. Evet, tezahürat. Manevi, yani ruhun demek tezahürat. Yani. Evet, mana, kardeşim mana ruhtan bu tarafa. İlham ise ruhun ruha geliyor. Bak, tamam. İlham... Ortaya ruh koyduğumuzda... O yukarısı tamam. İlham, ruhtan dışarıya mana. Tamam. Şimdi bu çok önemli. Buradan buraya bilmiyoruz. Tamam ya. Şu mekanizmayı bir konuşalım abi. Tamam mı? Çok dehşet orası. Tamam mı şimdi? Bilmiyoruz. Burada yalnız bildiğimiz ayeti dönüşme var. Hangi ayeti? Yukarıdakini ayeti değil. Aşağıdan geleni de ayeti dönüştürüyor. Çift ne girerse girsin değiştiriyor. Çift tarafı çalışıyor. Çift tarafı çalışıyor. Emrin ismi emri itibariyle. Hepsi çalışıyor. Tamam mı? Tamam. Bunun bizdeki karşılığı ne? Bugün bunu konuşsak yeter. Ne kadar saat oldu konuştuğumuz? 1:30 Bak bakayım. 1:30 1:30 Senin kafan saat gibi olmuş ya. Bakalım. Adam ne kadar oldu? 1:30 saat önce oldu. Kaçta saat var bu yüzden? Kiralet yok. Güzel. Tılsım ve mayalamayı konuşacağız abi. O da işte ona geleceğim de. Gelelim abi. Tamam. Peki. Bunun lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı? Para mı vereceksin? Dima. Yok ben. Dima, Ceberut, tamam. Cebrail. Şimdi geldik mi? Siliyorum ben burayı. Tamam. Şurayı siliyorum. Bir dakika. Sileyim abi. Çek. Çek.
Şey, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyette mi aldı Amina Resulü'yü, yoksa kelama müşerref olduğunda mı? Bak şimdi, eğer kelama müşerref olsaydı zaten onu direkt almasına gerek yok. Cebrail getirecekti. Buradan almadı Amina Resulü'yü. Nerede aldı? Miracın sonudur nerede? Miraç sonudur burası mı? Miracın sonudur neyse Amina Resulü odur. Kal kal seninle. Amina Resulü ayet. O zaman ayet değil. Farklı bir şeydir o zaman abi. Ayet değil mi diyeceğiz? Ayet değildir abi o zaman. Sonra buradan inerken ayeti dönüştürüldü. Uğramadı mı buraya? Sonra zorlamadı mı Cebrail Aleyhisselam? Onları es geçiyor. Ya dedi ne oldu diyor. Buradan burasını bilmiyor ya Cebrail. Diyemem dedi. Zorladı bana biraz anlat dedi burada. O da merak ediyor Cebrail. Ya ne oldu? Ne geçti aranızda diyor. Bir kısmı ya ötekileri söyle diyor. Söylemeyince gitti geçmiş iyiliğini öne çıkarttı. Ben sana şöyle şöyle yapan değil miydim? Ben sana her şeyde yardım edip koşan değil miydim? Ben sana vahiy getirdim. Benden niye gizliyorsun peki diyor. Arkadaş değil miydin diyor. Ya akıl, seviyorum abi. Akıl milyonları abi şu anda. Şey oldu abi çok değişik bir şey oldu. Ben sana dedi vahiy getiren değil miyim? En ufak sıkıntın olunca sana gelen değil miyim? Her üzüldüğün zaman ben ağlayan değil miyim? Senin için Allah'a dua eden değil miyim? O kalple sanki aklın konuşması gibi oldu. Abi. Yani canım. Haberimiz kalp. Allah'ım ya. Bu Cebrail akıl. Akıl diyor ya ben bir demem. Senin için dua eden değil miyim? Senin bir şeyin olduğu zaman derdin olunca ağlayan değil miyim? Nasıl tamam? Kalbi aktif eder akıl. Ya. Ben de hep şeyi merak ediyorum. Konu dışında ama Hazreti Musa'nın oradaki peygamberle ki işte namazı getirirken niye Hazreti Musa, niye başka bir zat veya başka Musa Aleyhisselam işlevinde var bu cevap. İşlevinin içinde. Bir tanesi bir güldüreyim sizi. Değiştirelim işte. Kaçın. Abi dedi 50 rekat dedi çağır yok. Dünya insan misafir değil midir dedi. Misafirdir. Misafir dedi seferde, seferdeyiz diyor usta. Niye namazı kastetmiyoruz? Yani 5 rekatı bire düşürecek tamam mı? Sen abi rampaya saptı yine. Dedim ki, ona dedim ki ne demiştim? Dedim ki, zaten kastetmeyecek. Ona zaten 50 vakitti de. Seferde olduğumuz için peşe indi ya. Onda bire indi ya. Ona bir de yarı yarıya değil ha. 50'de bir. 50'de bire indi. Sefer uzun olduğu için. Dünyanın içerisinde namaz 4 rekattan 2'ye düşer. Ama ötelerden geldiğimiz için 50'den 1'e düşer. 50 vakitten 5 vakitte onda bir. Onda bir işte. Peki vahyin Hazreti Peygamber'e misafir olması. Şimdi yukarıdan aşağı zaten tebliğ tebellüm var. Vahiy canlı ve ruhludur, şuurludur. Niye misafir dedi abi? Usta diye geçiyor değil mi? Evet, misafir geçiyor. İyi okusan öyle metni okuyorsun. Şeyi çıkartmamışım, ne yapmıştım? Sefer, şunu da çıkarttım zaten. Cebrail Aleyhisselam'dan gelen tebliğ ve tebellüymüş. Tebliğ ve tebellü. Misafir gir. Sıkmaya gireceğiz herhalde. Peki, çektiğini sesiliyorum bu arada. Evet. Ya. Yukarıdan gelen tebliğ ve tebellü değil, o direkt alıyor. O kelam ezeli değil mi abi, o yukarıdan gelen? Oku, kelam ezeli desek. Hangisi? O sıfattan indirdiğimiz ok var. Buraya zaten, şuraya diyor zaten ne diyor biliyor musun? Lef ezeli diyor. Ezeli lefalar diyor buraya. 16. söz, lemada. Lemada. Ezeli. Nadirin. Burada ezelilik yok. Ezeli ebedi esmada var. Ha. Yani sıfatta ezel ebedilik yok. Böyle bir şey yok. Yeni diyorsunuz bunu, ben yeni dedim. Bir dakika. Ezel ve ebed esma değil midir? Bilmem. Ezel ebed esmadır. Peki, buradan kelam gelirken hepsini sürükleyerek mağmadan çıkan bir alevle hepsini sürükleyip getirmeyecek mi? Buradan gelen bir şeyi esma isimleri de yüklenecek. Sonra Meclü yüklenecek, Arş-ı Azam yüklenecek, Lef-i Mahfuz'da muayyenleşecek.
fren yapacak. Heh, araba durdu. Sıfattan gelen, sıfatı gelen, şey, kelam sıfatından gelen ne geliyorsa önünü alacak. Yani mamadan bir alif çıktı, deri attı. Yani saman varsa samanı alacak. Siyah toprak varsa siyah alacak. Kırmızı toprak varsa ondan boyalanacak. Boyalanmayacak mı? Sarı topraksa sarından boyalanacak. Boyalanacak yani su. Su vahiy kabul et. Şey, kelam. Kelam sonra. Ondan sonra o bütünlük vahiy. Hasan abi, ezel nöbet burası. Buradan ötesini biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ya bizim hayatımızda hep konuştuğumuz ezel nöbet burası. Buraya kadar zaten. İlmin zaten buraya kadar. Başka bir şey yok. Tamamdır. Bu ama buradan işaret ediyoruz işte. Ondan sonraki zaman var işte. Durumu iyi mi zannediyorsunuz? Bitmiş. Sarhoşluk bu. Kur'an. Abi bunlar şöyle mi Hasan, Kur'an'ın diyor noktayı istinadı bir yakin vahiy semavi ve kelam-ı ezeli diyor. Bir daha söyle. Mesela Kur'an'ın yani cümle hepsini okumadım da Kur'an diyor bir noktayı istinadı bil yakin vahiy semavi ve kelam-ı ezeli diyor. Bir daha söyle. Vahiy semavi ve kelam-ı ezeli. Bu. Onun için bu tabi bu. Evvel ezeli lafalar ya. Yani levh-i mahfuz kastediyor kelam-ı ezeliden. Tabii buradan gelmiş ya. Yani 16. lemada diyor ki levh-i ezeli diyor. Vahiy semavi de şu aşağıdaki çizdiğiniz oka tekrar ediyor. Evet şu. Vahiy semavi. Vahiy semavi. Evet. Bunu yatır. Yatır bir şey yapmasın. Ben şöyle okuyayım mı? He. Çünkü Kur'an nazil eden Zat-ı Zülcelal. Yeri söyle, yeri. 189 mektubat. He. Kur'an nazil eden Zat-ı Zülcelal, Mürzad Ahmet diye arası vesselam ile Kur'an vahiy olduğunu gösterir, ispat eder. Nazil olan Kur'an dahi üstündeki icaz ile gösterir ki arştan geliyor. Müzzeli aleyhine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bidayeti vahiyindeki telaşı ve nuzulü, vahiy vaktindeki vaziyeti bihuşu ve herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki vahiy ezelden gelip ona misafir oluyor. Bir daha okumak kim olacak? Son cümleyi. Son cümle aslında. Son cümle tahsilat olsun diye okumuştum. Müzzeli aleyhi olan üzerinde. Müzzeli aleyhine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bidayeti vahiyindeki telaşı ve nüzul vahiy vaktindeki vaziyeti bir huşu herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki vahiy olup ezelden geliyor ona misafir oluyor. Bak şuraya misafir vakti. Çok ilginç yani bu vahiy çok değişik bir yere taşındı. Çünkü burada kalıp o çünkü ezelden ebedi ama şu anda misafir eten duruyor dünyada. Orada peki biz ahirette arkadaş olmayacak mı? Onu demedim. Peki ahirette Kur'anlar arkadaşımız olmayacak mı? Burada misafir eten vahiy bak. Misafir eten duruyor bizde. Onda da. Misafirdir vahiy. Vahiy ve canlı ve ruhlu ve şuurludur vahiy. 25. sözde de Kur'an Kur'an'ın hükümleri ezelden geldi, ebede gidecektir. Ama şurada nedir? Misafirdir. Emaneten. Abi Kur'an'la diğer kitaplar arasındaki fark nedir? 25. sözün başında Kur'an nedir tarifindedir. Üç tane tarif var. Diğer kitaplardan fark. Yani i̇şte diğer kitap işte. Bir kere en basitini söyleyeyim. Diğer kitapların içerisinde ilim, irade, kudret olmadığından diğer kitaplar dediğim Tevrat, İncil, Zebur. Bunun üçünden yani. Diğer şeyden değil yani. Şeydir. Şöyle diyeyim. Anlaman için. Sen öğretmenlik yaptın mı? Yok abi. Ben biraz yapmıştım. Şöyle. Şimdi bir profesör var. İlkokul çocuğuna gitti. Ne müfredat, ne anlatılması gerekiyorsa o kadar verir. Ortaokula gidince biraz daha artırır. Üniversitede verir ama gene kendisini tam ifade etmez. Yani ders yapan, ders anlatan her şeyini veremez. Vermez. Olmaz zaten. Siz de ders yapan insansınız. Olmaz. Onu seçersin. O gider diye. Şimdi
Ustad onu söylüyor da, mesela oza idadiye, yani ilkokul, ortaokul çocukları olduğu için Allah, şimdi müstakil düşündüğün için mi soru soruyorsun? Bağla'da ne diyor biliyor musun? Tevrat, Zebur, İncil ve Suflar ayrı bir kitap değil, Kur'an'ın o asırdaki yansımalarıdır. Kur'an'dan ahsedilmiştir, Kur'an'ın dışında değildir. Profesörün ilkokul bilgisi var, bu kadar mıdır? İlkokul çocuklarına verdiği miktar. Bağla'da diyor, galiba 328 diyor ki, Kur'an diğer suflarda kendisini ifade etti, ortaokul çocuğunun ise. Peygamberler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminleri ve yardımcılarıdır diyor. Bağla'yı verirsen bana hemen, sayfayı da söylerim kişi olmasın. Evet. Hemen soldakini açıyorsun, hemen en altta, onu ver bak. Şeyi göstereyim. Kur'an'ın şecere-i semavisinin kökleri hükmündedirler diyor. Evet, evet. Yani o zaman bahsedeyim. Bak ben size şey yapayım. 340. Gel. Şurada. 324-328 dedim. Nasıl ki Nur-u Muhammed'i, Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Burada Muhammed ve Ahmedi hepten kesin çizgilerle ayırıyor. Nur-u Muhammed'i bak değiştiriyor. Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik tarafı. Nur-u Muhammed'i peygamber değil, insan değil. Nur-u Muhammed'i Hakikat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam Divan-ı Nübüvvet'in peygamberimiz. Yani peygamberlik hakikatının hem fatihası hem hatimesidir. Peygamberin hem başıdır hem sonudur. Bütün enbiya onun aslı nurundan istifaza ve hakikat-ı dininin neşrinde onun müminleri ve vekilleri hükmünde oldukları vekilim benim. Ve Nur-u Ahmedi, bak Nur-u Ahmedi, cephe-i Adem'den ta zat-ı mübarekine mütelselsilen tezahür edip neşr-i nur ederek İntikal ede ede ta zuhuru etemle kendinde cilveger olmuştur. Hem mahiyeti kutsi-i Ahmediye, bu çok önemli olduğu için, yani geçiştirebilirdim tabii ama bazı sorularınızı mecbur açmam gerekiyor çünkü çok mühim. Hem mahiyeti kutsi-i Ahmediye, Risale-i Miraç'ta kat'i bir surette ispat edildiği gibi, şu şeceri kainatın hem çekirdeği hastesi, hem en ahir, en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de Kur'an'a geliyoruz. Tevrat, Zebur'u sordu ya soflar. Nedir, yeri nedir Kur'an'a göre? Öyle de hakikat-ı Kur'aniye, Kur'an değil, Kur'an hakikatı, sen sildik. Zaman Adem'den şimdiye kadar hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber, Ahmet değil, hakikat-ı Muhammediye ile Aleyhisselatü Vesselam ile beraber mütesersiyle Enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını neşederek gele ta kendisini tamamladı yani. Nusay-ı Kübrası ve Mazar-ı Etemi olan Kur'an-ı Azimüşşan şuretinde cilvergen olmuştur. Kur'an böyle bir şey gelmemiş. Kur'an mağmadan gelmiş. Bütün o geçtiği alemleri hepsini de içine kata Kur'an. Yani bizim 23 yılda indi dediğimiz değil, yok 2000 yıldır iniyor. Tabii zaten iniyor. Şu anda iniyor kendi. Şu an hala iniyor. Hala iniyor şu anda. Muhatap olup da bizi taşıyamıyor. Aa tuttum alın. Yok kimse böyle. Ama peki ne yapıyor? İlhamen tutuluyor. Yani o inenler mertebe olarak yağıyor. Şu anda televizyon dalgaları, radyo dalgaları yağmıyor mu? Şimdi yağıyor. Birisi vardı. Ayet o tutuyor. Kaliteli bir çanağı var. Çanak. Birisi var ilhamen tutuyor. Yani sistemin adamı o çalışıyor. İlhamları yakalıyor. Birisi var uçakları yakalıyor. Kimisi sesleri yakalıyor. Radar. Tamam. Sonra birisi var sunuğa, tuğla, tişara. Şu anda yayın. Peki kimin çanağı yakalayabilir? İlmi olanı değil. Terkleri kimin fazlaysa. Sana bu Kur'an mesela tanımında var ya, Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsm-i Azam, Resm-i Mertebe Azam'dan geldiği diyor ya. Mesela biz şimdi Lehf-i Mahfuz'dan ayet dönüşüyor diyoruz. Bu o Kur'an ismi buradan sonra almış ya. Arş-ı Azam daha üstü. Şimdi Kur'an
şeyi almış ya burada hunasal almış. Ama gelince aşazamdan, esmadan, Allah 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 tibeger olmuş. Bütünleşmiş Kur'an olmuş bize. Burada Kur'an olmuş bize. Mahluk. Ama bundan öncekisinde esmadan almış, sıfat şeyden almış, meculdan almış. Almış da almış. Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismi mertebi azamından. Ne demek? Üzerinde bunlar taşınıyor. Bu suyun içinde mineraller var yani. Mesela bir tane daha var. Mektubatta Kur'an dahi diyor. Üstündeki icaz ile gösterir ki arştan geliyor. Mesela. Arştan. Ama bak arştan geliyor. Aşağıdan söylüyor. Tabii. Arştan geliyor. Yani ne kadar koyuyor? Sistem bir değil mi? Ha, tamam. Şu arştan geliyor. O anlattığı mevzu mu? Ama dönüşüm yeri lef muhafız. Dönüşüm tabii. Buradan geliyor bize. Çünkü niye aç demiş? Çünkü cismaniyetin, kainatın, şeceri hilkatın değil, kainatın damı arştır. Şeceri hilkatın damı arş azamdır. Unutma. Cennetin damı siddet-i muntahadır. Şeceri hilkatın son hududu şey, kabuk kalpsendi. Bak, kainatın, kainat neydi? Şuradan aşağıya. Şöyle diyeyim. Kainat, aynı şey. Kainatın damı arştır. Şeceri hilkatın damı arş azamdır. Kur'an denildiği zaman, Kur'an bundan sonrasının adıdır. Burada levh-i ezeliler var. Buraya Kur'an denilmez. Bilmiyor. Şimdi gelelim bir şeye. Gelelim abi. Bu nesi oturmasını istiyorum. Oturdu mu biraz? Dönüşüm yerini anladık mı biraz? Evet. Hem aşağıdan dönüşüyor, hem yukarıdaki dönüşüm. Anafor gibi bir yer ya. Çok tuhaf. Nur'un manaya dönüşümü. Ne artık, ne anladıksa. Peki. Abi şöyle de diyebilir miyiz? Levh-i Mahfuz'a kadar dimağın muhatap olduğu alan. Çünkü malzeme oluyor dimağa. Dima da zaten temsil ediyor Levh-i Mahfuz. Yukarısı da kalple muhatap olduğumuz alan. Yani. Kalp ve ruhla. Dima burada bitiyor kardeşim. Bundan sonra dima yok. Kalp de arşta mı bitiyor dersin abi? He? Kalp arşta mı bitiyor? Kalp azami derecede tecellisi bu. Bazılar soruyor. Kalp aşağıda, akıl yukarıda. Burada da öyle zaten. Kalp aşağıda, akıl yukarıda. Arşta azam mı oluyor? Yani burada yukarıda olmaz. Çünkü sebebi şu. Vahye muhatap ilk kalp değil. Kalp muhatap olsaydı hayvanların da kalbi var. Çocukların da kalbi var. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur diyor. Dima yani fabrika çarklarında evet. Biz konuştuk ya 3-4 sene önce. Dima o ham malzemeyi hani vahye, sureti işleyip manaya dönüştürüp kalbe gönderiyor. Şunu yani biraz inceltiyor malzemeyi. Yani. Akıl sıkarsa kalbi ne yapıyor bakalım. Şimdi burayı taşıyor muyuz? Cennetin damı Siddet-i Muntaha değil mi? Evet. Şurada. Siddet-i Muntaha şurası. Şu çizgi. Tamam. Bizim alemi şehadet dediğimizde burada alemi gayb yazdık, kainat yazdık. O yüzden demek onu istedim Hasan abi. Yani bizim şehadet dediğimiz gaybmiş derken onu dedim yani. Anlamadım. Oraya gayb yazdınız ya. Şuraya gayb dedim ama şu. Biz oraya alem-i şehadet diyorduk yani. Cennet cehennemden cismani. Olur mu alem-i şehadet? Tabii ya. Alem-i şehadet burası ya. Ya alem-i şehadet de içinde var diye gayb diyor yani. Ama yeri burası da yani ihata noktasında alem-i şehadet. Yanlış kelimeler kullandım. Olur mu ya? O alem-i şehadet burası olmaz. Yani alem-i şehadet var mı yok mu demek istiyorsun? Yok tamam. Tamam şuna oturduk değil mi? Ben yanlış kelimeler kullanmışım, özür dilerim. Tamam. Alem-i şehadet... Zaten normal değilsin de. Ama güzel yani. Hakikaten. Bir bakayım bir şeye. Ne? Dünyaya, evdekiler evde mi diye sorayım. Tamam. Gelmiş olurum. Bence bir türkü dinle şu iner şeye. Yok, şu anda şey, toparlayacağım. Çünkü bazıları patlama oluyor. Duygusal şeyler oluyor. Niçin biliyor musunuz? O herkesin içindeki malzeme farklı. Mesela bir latif malzeme, latif insan mesleğiyle mütesir olmuyor mu fıtratı? Adam latif şeylerle mesleği, bilgisayar. Latif olduğu için sana 10 kelimeyle patlatıyorsa ona 2 kelimeyle patlıyor. Çünkü latif işlerle. Mesela gafur,
Mesela kafur mesela 5 kelimeyle patlarsa ötekisi 2 kelimeyle patlar. Yani insanın meşgul olduğu meslek mizacına tesir eder. Ama bu kim? Tetibat yapmayanlar. Siz bunun dışındasınız. Çünkü zaten çalışıyorsunuz. Zaten muhatapsınız derse aniden patlar. Bu normali söyledim. İnsanın mizacını etkileyen zaman, zemin, tam, libas. Normal bir insandan bahsettik. Yaptığı işte mizacı mütesir olur. Mesela, ama bu sohbetteyse bu mütesirlikten çıkıyor insan. Şu anda hemen hemen ortağımız. Bazısı ama, şunu da kaçırın, deniz fıtratlıdır. Bazısı göl fıtratlıdır. Göl düşeni yutar ve gömer aşağıya. Tarikatta daha çok kayanlar deniz fıtratlıdır. Düşeni sahile atar dalgayla. Sahil pisliklerle doludur. Çünkü gemiler ne atmışsa doğru dışarıdadır. Ama gölde ne atmışsa, Van Gölü'nde mesela, diptedir. Onun için bir anda coşuyor, dışarı attı. Yani yut işte, yutamaz. Onun için bazı insanlar, kağıt bir şey, büyük satlar, göl gibidir, okyanus gibidir, yutarlar, gömerler, kimse de bilmez. Ve yaptıklarını kimse duymaz. Ama deniz fıtratlar yaptığını yedi mahalle duyar. Biliyor musunuz, ben yere saat koydum, halıyı aldım oraya, yedi mahalle duyar. Çünkü kimdir? Deniz fırtınalıdır. Peki, bu kaçış lampası olsun. Levh-i Mahfuz'u taşıdık mı Dima? Artık koptuk mu buradan? Köprüye girelim, çıkışlar bitti. Tamam. Ve bunu anlatacağız ve keseceğiz. Tamam. Ha, sizi de bugün dersten sonra yemeğe götüreceğim hepinizi. Bir ev şeyinde hepimiz davet, enfosçileri davet etmiş. Tamam. İkindi namazında orada olacağız. Kurtköy'de. Yemek yiyeceğiz, geleceğiz. Nereden çıktı? Çıkıyor işte böyle. Peki. Lef-i Mahfuz'un bizdeki hulasası. Lef-i Mahfuz'un bizdeki hulasa la nişan Dima. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Evet. Dersi bir. Yeni gün. Dima dersi bir. Yeni gün geldi. Mukaddeme bitti. Abi direkt ne inşallah. Şey yapmıyorum yani. Abi atlamak yok. Ben biraz şey yapacağım. Tamam mı? Detayını çok lazımsa şey yapın, fazla girmeyelim çünkü kontrol edilemiyor bazen. Ya Allah! Dima. Şimdi Allah kelamının buradan buraya geçin, buradan buraya geçin, buradan buraya. Çünkü burayı anlamaya çalışıyoruz. Bildiğimiz yerden gideceğiz. İnsan anlamak buradan anlamaktan daha zordur. İnsanı anlamak Allah'ı anlamaktan zordur. Allah'ı anlamak kolaydır. İnsan zordur. En zor insandır. Çünkü anlayacak kişi kendisidir. Çünkü ikinci cevabım, Allah'ın sanatı var, Allah'ın peygamberi var, Allah'ın kitabı var. Benim ne peygamberim var, ne sanatım var, ne de kitabım var. Dolayısıyla anladığımızda kolay yoldan zora geçiyoruz. Lef-i Mahfuz kolaydır, Dima zordur. Allah kolaydır, insan zordur. Ondandır ki şimdi bu Lef-i Mahfuz'a kelamdan şey geliyor, kelam sıfatı iniyor. Yani o senin okuduğun teleşuat-ı gaybi bu. Kur'an'ım. Ayet neymiş? Teleşuat-ı gaybiyedir. Vahiy için söylüyorum. Ha vahiy, vahiy. Teleşuat, görüyor musun vahiy? Bak, teleşuat-ı gaybiyedir. Oradaki sızıntıdır. Şimdi kardeşim, Dima, şu kafaya Allah'tan, Cebrail'den ve peygamberden
peygamberden bize vahiy geliyor. Tamam. Geldi mi abi? Peki, buna gelmeden şurayı da teknik bilgiyi de vereyim, eksik olur. Kaynağımız ne? Rumuz olarak yazacağız. Bir. Üçüncüyü söyleyeyim. Peygamberden rumuz sahabeye tebliğ ederken dinler gibi o yer olmadığı için kısa yazdım. Biz Kur'an'ı dinlerken peygamber sahabeyi anlatıyor, sen de kenarda dinliyormuş gibi hayal et diyor. Yani kutsiyeti artsın diye. Ustad da diyor ki mesela peygamberin aleyhisselatını anlatırken, eğer şu yöntemi diyor uygularsan peygambere karşı fikriyattan çıkıp his olur sende. Hayalen gel beraber Cezuretül Arab'a gideriz. Onu vazife başında görürüz. Tamam, gözünü kapat. Parmaklarına su attı. Hiçbir şey sana getirmez. Kuru bir bilgi belki de enaniyetinin sebebi olacak. Ama hayalen Cezuretül Arab'a gideriz. O zatı iş başına görürüz. Hayal et. Ha? Hayal et. Şimdi parmağında, parmağına dediğimi yaparsan olur. Fikir hisse dönüşür. Yoksa dönüşmez. Parmağına bak. Baktın mı? Şimdi buradan su akıttır. Akıttır, akıttır. Şükür, gafur görüyor musun su aktığını? Sinken parmağında. Hayalimiz daha çalışmadı daha. Parmağından su akmasını bir görün bakayım. Görebilen var mı? Bak su akıyor. Bu acayip ha böyle. Hem de öyle berra, soğuk su. Böyle dağdan şey yapmışım var. Akıyor görüyor musun? İşte peygamberin mucizelerini okurken böyle yaptığı şeyi hayal edip kendinde görebilirsen fikir hisse dönüşür. Görürsen hissedersin. Duyarsan fikredersin. Görürsen burada çünkü tahayyülü boşuna vermedi. Evet, tahayyül bunun için gerekiyor. Beden bunun için gerekiyor. Tamam. Bu sefer peygamber Allah. Peki, parmağından su attığını kabul et. Hemen, şimdi. Ne yaparsın? Ödün patlar. Ödün patlar. Peki, ne kadar sakin? Tabii canım, böyle olacaktı. Şimdi ben de olsa hemen ben kaçarım. Şimdi diyor ki, gelin doldurun diyor. Bak akıyor. Bitti masabım. Dua ediyor, kesiliyor. Dua ediyorum, çeşme oluyor. Dua ediyorum, kesiliyor. Böyle, yani sen olsan bu kadar sade ve gayet normal gibi davranıyor, heyecanlanmadan. Bu insanın imanı bunun arkasında demektir. 7 derece imanı olmasa 5 derecedeki mucizeden etkilenmez yani. Ama 5 derece mucize, 3 derece imanı olsa ama 7 de misal, 7 derece bir iman, 5 derece bir harikayı görünce gayet normal. Miraç'ta diyor, gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı diyor. Zanlar o kadar hakikat aynıydı ki gördüğünü Allah Allah demedi. Zaten bu böyle olacak. Musa Aleyhisselam mucizeden kaçmıştı. Kaçmış. Son asadan kaçtı. Musa Aleyhisselam mucizesinden kaçtı. Kendi evet. Asayı atmadan önce onların sihirlerini görünce Musa Aleyhisselam sırtını döndü diyor öyle. Korktu demesin. Ha. Döndü giderken Allah dedi ki peygamberler affetmez. Geri dön ya Musa diyor. Peygamberimize de vahiy nazilinde vilayetinde oldu. Telaş var ya. Telaşı. O da çok ilginç geliyor bize. O bilmediğinden veya o sebebi ben çok merak ettim de abi. Neticesi nedir? Arabistan 50 derecedir. 40 derece en az. Bir insan o çölde üşümez 40 derecede. Eve gelir, hamam gibidir. Yetmez bir de örtün beni demesi tuhaf. Üşümesi. Vahiy ne yaptı ki Arabistan'da evde yorganın altında üşüyor.
Peki bunlar basit. Basitse sanki esas gibi niye anlatılıyor? Şimdi arkadaşlar, birincisi peygamberden sahabeye tebliğ ederken sen dinler gibi ol. Tamam mı? Hayal. Peygamberden sahabe. Sonra ikincisi Cebrail peygambere tebliğ ederken dinler gibi o. Mesnevi 140. Tebliğ ve tebellü. Mesnevi 140. Şeyde de var. Cebrail aleyhisselam ama var. Şey, peygamber Ramazan Efendimiz. Ramazan Risalesi'nde de var. Evet. Değil mi? Bu biraz var. Daha farklı. Bu şu an yazdığımız. Evet. Cebrail aleyhisselam, peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın durumu tebliğ ve tebellü. Ama biz dışarıdan dinler gibi olacağız. Evet. Onlarınki tebliğ ve tebellü. Tebliğ ve tebellü. Tebliğ eden, tebliğ edilen. Biz tamam. Dinler gibi. Şimdi birincisine ne yazacağız? İşte orada karışık. Yazıyor burada abi. Çok güzel bir ne yok. Yazıyor? Müttekellim ve Kab-ı Kavseyn makamında diyor. 70 makamı kaldıralım. 70 bin perde arkasında. Allah'tan peygamber. Ondan dur. De okusun. Müttekellim-i Ezeli'nin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir dakika. Müttekellim-i Ezeli'nin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Tekellümü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Bir vaziyete gir. Demek ki birincisinde mütekellimi ezeliden direkt peygambere Cebrail yok. Yok. Tebliğ ne yaparken Resul-i Ekrem tekellümü dinler gibi hayalen gibi o. Vaziyete gir. Tamam mı? Kim var peki? Mütekellim ezeliden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arasında kimse var mı? Yok. Cebrail yok. Namaz. Yani Amine Resul gibi. Gibi değil ama o zaman hepsi öyle oluyor işte abi. Evet. Gibi yani diye bir tane nümesinden benim. Nasıl? Amine Resul'ün dışında yok mu abi? Ve olmaz olur mu? Hepsi öyle de. Hepsi öyle de. Amine Resul hep de sarih ya. Yani bunu belki görmeyebiliriz yani. Yani Amine Resul bu işin şeyi ama ispat şöyle, oluyor. İspat oluyor. Mesela biz şimdi kadar şöyle biliyoruz. Allah'tan Cebrail alıyor. Peygamberi getiriyor. Öyle değil mi? Ama öyle değilmiş. Lef-i Mahfuz'dan alıyor, peygamberi getiriyor Cebrail. Çünkü Cebrail Lef-i Mahfuz'dan çıkabilir mi? Yanarım demedi mi? Zaten Miraç'ın ikinci meyvesinde İslamiyet'in hakikatlarını getirir diyor meyve olarak. İşte meyve olarak. Bak, İslamiyet-i Kübra. Evet. Mesnevi 140. Bunu anladık mı burayı? Bu nokta. Yani şu 2-3'ü silsek olur mu? Olmaz. Dursun. Dinler gibi hayali vaziyete tamam. Gir. Şimdi geliyor. Namaza dur. Sildi bari. Tamam. Fazla durmuyor. Oldu mu abi? Bu. Hangisi? Aynı oldu. Aynı. Bu Kur'an. Yok. Allah Celle Celaluhu'ndan, Cebrail'den, peygamberden. Kur'an. Kur'an'a dönüşmüş burada. 3 defa. Üç bu vahiy. Kur'an. Biliyorsunuz. Buradaki ayetler Kur'an'a dönüşmüş. Bu vahiye ile ifade edin. Kelamla kendisini gösterdi. Sureti. Tamam. Tamam. Anladık mı orayı? Vahiy Kur'an. Vahiy Kur'an'ı istima şekilleri. Evet. Yani Kur'an bu. Bütünlük. Burada vahiy ile yani sistemin adı, yöntemin, giriş yöntemi, o koridor olması, bütün melekler, bütün mahlukatın toplanması, koridordan böyle bir şaşa, efendim bir törenle şey yapılması falan. Bu sistem adı vahiy. Vahiy vaktinde. Peki bu peygamberin zemininde ifade etti mi kelama dönüşüyor. Daha iyi anlaşılacak kendimizde şahit olacağız. Peki Allah'tan Cebrail'e, Cebrail'den peygambere, oradan
bana. Buradan da bundan da bana geldi. Bu hangi Kur'an, hangi şey? Allah'ın kelam sıfatından gelen ayetler, vahyiler. Ama kelam sıfatında. Şimdi adım adım gidiyorum. Bunlar şey artık kanadınız şey. Bu geldi. Dimama geldi. Tamam mı? Dimama geldi. Bunu anlattıktan sonra bir mola vereceğiz. Mola verdikten sonra talep ederseniz biz size düşünmeye bu olay için anlattıktan sonra keseceğim. Soru almayacağım. Yani soru derken içimde sor. Sonra size düşünme imkanı hepimiz balkona çıkacağız. Şey yapacaksınız. Bunu biraz hazmedeceksiniz çünkü konu kabul etmek biraz şey. Gerçi biraz duydunuz, biraz hazırsınız değil mi? Sonra bir daha geçeriz bir yarım saat, bir saat en fazla. Tekrar intibalarınızı dile getirirsiniz. Tamam mı? Tamam. Şimdi o fırsatı vereceğim. Şimdi bu kelam sıfatı ile döllendi. Bu insandır. İnsanın bütünüdür bu. İnsan, anne karnındaki çocuğa benzer bu. Bütün vücuttan haber verir burası. Ne dediniz? Kulak. Kulak. Yani. Kulak. İmam mı kastettiniz diye düşünüyorum. Şu, buradan insandır bu. Küçük bir modeldir. Bu için tedavide kullanırlar. Şuraya buradan şey yaparsan, akupunktur yaparsan ayağında böbreğinde vesaire. Buradan girdi mi kardeşim? Dimağını vahiy, bak şimdi, kelam sıfatından gelen vahyi ile dimağını iksirleyip dölleyerek İkisi de neyse inşa edip itikat seviyesine geliyorsun. Seviyesine çıkıyorsun. Bak konuşuyorum bir dakika konuşayım. Vahiy geldi. Vahiy ilk muhatap olan Dima kat muhatap olmaz. Muhatap oldu. Dima iksirler. İksirlenen dima döllenir. Döllenen dima değişime uğrar. İnşaattan kalsın kafanıza. İnşa. İnşa eder kendisini. Kendisini inşa eder. Bu sefer bu inşa kendisini itikatla gösterir. Kendisini itikatla gösterir. Yani şu tasdik izan tasdik izan etti. İşte tasdik de izan olacak daha sonra. Kasamı tahmin edelim. Aşağıdan yukarı ezberlemiş olduğumuz için burası izan. İzan. Tasdik. Usta tasdik denilen ilim diyor. Tasavvur. Ne oldu sesine? Bilmiyorum şu an.
Olsun. Meşgul olma. Ne, kim ne yaparsa yapsın, herkes işini yapsın. Şimdi arkadaşlar, şu burayı şunla yapayım. Kelam sıfatından gelen vahyi ile iksirlenip inşa olur. İnşa bütünlük demektir. Yani şunların bütünlüğü. Ve inşa bütünlük olur. Kendisi bütünlük, kendini itikat olarak kalbe yönelir. Şimdi vahiy geldi mi kardeşim? Dima iksirledi, dölledi, inşa etti, bütünlüğe geldi. Hepsi kendisi aktif oldu. Aktif olanlar bütünsellik, itikat oldu. İman yok daha. İman yok. İman akılda, dimada değil. Akıl, dima, akıl iki şeyi var imanın. Bir, kapıcısıdır, bir süpürgecisidir. Dima. Dima oluyor. İmanın diyor süpürgecisidir. Bir de bekçi iman. Yani kapıcısı ya. Tamam. Buraya kadar tamam mıyız abi? Tamam abi. Çok acayip bir şey. Şimdi bana bakıyorsunuz. Yazan yazsın. Yazmasını bekleyeceğim. Var mı yaz? Yaz. Yazan bitsin. Yazma şimdi. Geldi mi abim? Çünkü yazıyı hepsini ifade edemem. Şimdi lef-i mahfuz'a geldi mi? Lef-i mahfuz. Dima. Dima kelam sıfatından gelen Kur'an ayetleri küçük insandan bu insandır. Çünkü dima insanla girer. Kulak boşuna böyle denmemiş. Bu küçük insandır. Şifrelerin cemidir burası. Buradan girer. Diman, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikadını iksirler. İksir yapar. Sonra o dimandaki bu 7 mertebe aktif olur. Aktif olması bütünsele geliyor. Bütünselin adı itikattır. Sonra inşa olan İtikat dışarı çıkıştır. İnşa bütünselin adıdır. Demir, çimento, tahta falan bir araya geldi. Bina inşaat oldu. Binanın adı inşaat değil, bina, itikat. Ama içerideki detay inşa. İtikada gelen dima kalbe iniyor. Kalbe iniyor. Kalbi mayalıyor. İksirlenen mayalanma hakkına sahip oluyor. İksirlenen. İtikada gelen iman mı dediniz abi? Artık ne anladınsa. İmandan vicdan aşağı inir. Bakes olup mazharı. Ama devam edelim abi. Geldi dediniz, itikada geldi. İksirlendi. İksirlendi. Mayalayacak aşağıya. Kur'an geldi. Diman 7 mertebesini inşa etti. O 7 mertebe bütünsele geldi. Bütünsele gelenin, bütünselliğin adı itikattır. Yani o bütünsele geleni nasıl geldi? Vahiy iksirledi, inşaat yaptı. İnşaattan sonra itikat. Bu
iksirlenen, inşalaşan, itikada dönüşen hak kazanıyor. Kalbe iner. Kalbi inşa olan ihya eder. İnşa olan ihya etme hakkını alıyor. İksirlenen, mayalanma hakkını alıyor. İksirleyen iksirliyor abi. İksirlediği zaman mayalanmış oluyor. Mayalanıp dönüyor tekrar. Ha, mayalanınca kalpte bulunan 7 tane malzeme aktif oluyor. 7 tane. Kalpte de 7 tane malzeme, ilk önce anlatayım sonra çizerim. Tamam. 7 tane malzeme nedir? Şira, usare, delil, burhan, ünsiyet, şira, bu işaret edeceğiz 71. Tamam. Hemen bakar mısın? Eksik olmasın. Ben hemen işaret edeceğiz mi versem hemen. Hemen o, en sonunda. Beraber. İbret, fikret, ünsiyet, usare, şira. Tamam. Bir, delil, burhan, ibret, fikret, ünsiyet, usare, şira. Delil, burhan, ibret, fikret, ünsiyet, usare, şira. Tamam mı? Bunu ne yapar? 7 tane dimağa karşılık 7 tane kalpta. Kalpte ne? Kalbin iki ayağı var. İyi dinleyin burayı. Bir, makis efkar, dima, masal isyat, vicdan. Onun dışında ne vardı? Latife-i insaniye var. Latife-i insaniyede içinde midir, onun dışında kalpte başka bir yerde midir onu bilmiyorum. Bu 7 tane. Bu 7 tane delil, buradan şeyler var ya. Kalpte bulunan bunlar aktif oluyor. Yani bu dışarıdan gelen, içeride kalbe delil girmez. Delilin özü girer. Neyse. İtikat eden, imanlamaya, iksirleyen, mayalamaya, inşa olan, ihya etmeye hak kazanıyor. Kalpte bulunan 7 tane bu şeyin, bu surettir, hakikati aktif oluyor. Bu saydıklarımız imanın malzemesi. Bu saydıklarımız itikadın malzemesi. Bu sefer o 7 tane madde aktif olunca bütünsel geliyor. Bu 7 tane aktif olunca itikad oluyor. 7 tane kalpteki o şey aktif olunca iman oluyor. İmanın sureti gözüküyor. Bu mahluk. Usta buna kuvvettir diyor. İmanın kuvveti imanın. Bu mahluk. İmanın 4 mertebesi var. Hep 3 diyorduk da her şeyde olduğu gibi. Çünkü bir de uğraşmayayım onunla diye. Bir, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Kanuniyeti siliyorduk. Tamam mı? Şimdi imanın sureti gözüktü. Bu mahluk. İmanın böyle bir hakikat çıktı. Tamam mı abi? Bu 7 tane kalpteki o özellik aktif olunca İman oldu. İmanın kanuniyeti ziya var. Ziya var. Başka ne var? Kuvvet var. Şey var, nur var. Şimdi bu öyle bir özelliğe sahip ki kalpte korkunç bir vefa var. Diyor ki sen benim ayağımsın ama madem bana böyle bir veriyle beni bu hale getirdin, dönüyor kalp. İmanın ziyasını dimağa gönderiyor. Şuraya. Bak şimdi. Kesmeyin sözümü. Dimağa imanın ziyası girince dima imanın ziyası nura dönüşüyor. Ve şemse ziya ve kamera nura. Güneşten ziya, kamerden nur gelir. Ondan sonra bu dimağda imanın ziyası imanın nuruna dönüşüyor. Yani lef-i mahfuz dönüşüm yeridir. Dikkat ederseniz bir yukarıdan geliş vardı, bir aşağıdan gelir. Hep burada oluyor. Geliyor,
dönüştürüyor. Buna geliyor. Geliyor, burada dönüştürüyor şimdi. İmanın nuruyla Allah'ın nuru semavatı vel art mevcudat eşya aynalarında, pencerelerinde vacibül vücudu seyretmeye başlıyor. Yani bu imanın nuruyla nurlanan dima irade sıfatından gelen tekvini ayetleri elma, armut, çiçek ayettir. İrade sıfatından gelen tekvini ayetleri Cebrail'siz, peygambersiz bu ayetleri okuma yetkisini alıyor. Arada irade sıfatından gelen tekvini ayetleri okumaya peygambere de Cebrail'de yok. O bir yerde geçiyor da ben yerini unuttum ya. Öyle bir ifade var abi. Var tabii, çalışıyorlar için. Bu artık kainat. Peki peygamber ne getirecek? Kur'an. Kainat Kur'an'ı oluyor. Elma harfi oluyor. Kainat sayfa oluyor. Mürekkebi Nur-u Muhammedi oluyor. Ağaç harf oluyor. Meyve nokta oluyor. Bu sefer buradaki en garip tarafı kelam sıfatından bu süreçten geçen bir makam-ı alaya çıkıyor. İrade sıfatı da subutu sıfattan değil midir? Evet. Ha, kelam subutu sıfattan kelam sıfatı ile bu hakikat da haklanan o da aynı mertebede. İrade sıfatından gelen mevcudat ayetlerini peygambersiz, Cebrail'siz okumaya oradan artık irade sıfatındaki tekvini ayetleri okuyabilmesi için vahiy alması lazım. Artık bu dima tekvini ve irade vahiylerine peygambersiz, Cebrail'siz muhatap oluyor. Direkt vahye mazhar oluyor. İşte bu sır arıda bize ifade ediyor. Arıya vahyettik diyor. Yani vahiy kelam sıfatından değil, irade sıfatından gelen tekvini ayetlerin okumak için tam onun kafasında, dimağında diyor, bunları vahyettik dimağına diyor. Arının dimağına vahyettik. Arı kelam sıfatından gelen ayetlerle boyalanmayıp direkt irade sıfatından gelen tekvini ayetleriyle muhatap oluyor, vahyediliyor. Çünkü niye? Çünkü yok, beşeriyeti yok. Ama nakıs tabii, kelam sıfatında mazhar değil. Şimdi soracağınız var mı? Devam edelim abi de sonra sorarız. Sor. Var mı bunlarla kabul? Yok abi, devam edelim. Tamam. Şimdi bu 7 tane yazayım unutulmadan. Abi bu 7 tane 7 olması da tevafuktan dolayı vicdanda o tatlı iman ballarını yapar. Bunlar sanki malzeme gibi. Malzeme bu. Ama bu kendisi değil. Bu 7 mert çıkan ürün gibi. Yani bu vicdanın malzemesi gene değil. Değil. Bu buranın. Buranın malzemesi. Evet. Buranın çıktısı, ürünü. Tabii. Dedim ki bu süreç. Şimdi bak. Eşlediniz mi abi bunları peki? Eşledim. 7 mertebeyle. Eşledim ama şu anda onu işledim onu. Eşledim bu buradan diye. Öyle zannediyorum. Şimdi bak. Hepsinden ilim eser çıkıyor. Bu vicdanda ama kalp diyeyim geneli, tamam mı? Kalpte bu kendisi değil, onu yazacağım ben tiresine. Bak, bir, deli, burhan, ünsiyet, fikret. He? Deli, burhan, ibret, fikret. Bir dakika, sırayla gidelim. Deli, burhan. He, ondan sonra? İbret, fikret. İbret. Fikret. Fikret. Ünsiyet. Üsare. Üsare. Sonra? Şira. Bak şimdi.
dimağdaki malzeme, dimağdaki malzemelerden sureti olan malzemeler kalpte bunların hakikatları aktif ediyor. Bu malzemelerle iman malzemesi bunlar. Bunların cimi iman malzemeleri. İman malzemesi bu. Malzeme. Malzeme netice değildir. İman bu değildir. Bu suretten çıkandır. İman bu değildir. Bunlardan çıkan bütünlüktür. İmanın sureti bunlardan çıkanların bütünlüğüdür. Yani şunların aktifliğinden, yani tencereyi getir, delil at, burhanı at, ibret yat, fikret, ünsiyet, usare, şireya, kendisi değil, bunların aktifliğinden karıştır imanın sureti. Ziya kalptedir, nur dimağdadır. Peki dima ne oldu şimdi? Dima, kelam sıfatı ile irade sıfatından gelenlerin aynı zamanda değişim, dönüşüm kavşağı. Yani irade sıfatından gelen tekvini ayetlerin kelam sıfatından gelen ayet dersiz okunamaz. O zaman insanın dimağı kelam ile irade arasındaki değişim ve dönüşüm kavşağı dimağı. O okunamaz. Sankralı oturuyor işte. Okunamaz. Kimse okuyamaz. Ancak ne işe yarar der. Mesela şöyle diyeyim. Saat kaç olduğunu söyler ama saat saat değil. Zaman değildir. He, zaman değildir. Mesela saat 2 değil. Yani saat öyle gösteriyor bak. Ama zaman değildir. Saat zamanı gösterir. Ben toparlıyorum. Saat zamanı gösterir ama saat zaman değildir. Kelam, peki ne için söyledim? Elma ne işe yarar? Bu yaprak ne işe yarar içince? Bağırsak sorunu var. Kirazın kabuklarını, sapını kurut, çay gibi demle, bağırsan çalışır. Tamam. Şimdi bu ne? Suretini bildi. Tamam. Şimdi kelam sıfatına mazhar olmayan bir dima, irade sıfatındaki kevni ayetlerdeki donmuş ayettir o. Çünkü 24. mektubu bana okur musun? Mektup. Sayfa. Tesbihtir, o değil mi? Yok, konuşması ve konuşturması. 283 müydü? Hadi çabuk. Sessiz konuşması ve konuşturması. Son cümleyi söyleyeceksiniz. Yazayım. İki cümlemiz. Bir ortaca paragrafın en son satırı. Orta. Sayfa söyle. 287 abi. Kaç? 287. 287. Şimdi söyle abi. Kainattaki kudreti okuyayım mı? Tabii dur yazacağım dur. Ama son cümle. Son cümleyi mi? Kainattaki en son okuyoruz da. Kainattaki faaliyet dahi
kainattaki faaliyet dahi bir dakika faaliyet dahi kainatın ve envaının kainatın ve envaının evet sessizce bir konuşması ve konuşması sessizce bir var mı? Sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Bir konuşması ve konuşturmasıdır. Ve konuşturmasıdır. Görüyor musun? Önceki cümle olmadan bir önceki cümlede demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellümat tesbihiyedir. Bir sani bir hakim envai kainatı konuşturuyor. Bu geçiyor. Orada. Evet. Yani bak kainattaki faaliyet de kainatın envai ve sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. O tabii üstünü yazsın. Tekellümat tesbihiye, harekat ve zeval faaliyetten gelen harekat ve zeval tekellümat tesbihiyedir. Tekellümat. Şimdi işte bu yetki uzun olmasını en dibine aldım. Yani işaret ediyoruz. Bunu ancak bu kelam sıfatında iksirlenip mayelenen yetkiyi alıyor. O zaman böyle bir kavşak. Bu sefer kainata baktığı zaman hakikatten mi hep görmeye başlıyor? Tabii yani, suretten hakikate yani, geçerse. Adem Aleyhisselam'a öğretilen o ilk mi bu sefer görmeye başlıyor? Ya o biraz daha hakikatin derinlikleri. Usta diyor ki 17. sözde suretten hakikate geçersen yani hı hı. Kelamla iksirlenip mayelenirsen kainattaki Allah'ın canlı ayetlerini evet. Kelam sıfatındaki mana ayetleri değil. Bu peki daha acayip bir şey söyleyeyim. Bak. Evet, abi. Şimdi bu kainat donmuş Kur'an değil midir? Evet. Bak Osman. Bu şecere-i hilkat donmuş Kur'an değil midir? Evet. Kur'an nedir? Söze lafza alınmış Kur'an'dır. Bak kainat nedir? Kur'an iki bir kainattır. Aynı zamanda insan ekberdir. Aynı zamanda nedir? İslam. Ha demek ki Kur'an ile kainat birisi lafız, birisi cisim. Donmuş ayet. İşte bu lafızla donmuş arasındaki berzah insandır. Çözen insanın dimağıdır. Kalp bütünlüğündeki dimağı diyelim işte. Tabi o normal kafa değildi. Yani iksirlenen bir dimağı ile mayalanan bir kalbin iksir ve mayalanmış bir insan iksir ve maya ile şifrelenmiş elma yaprak aslında şifredir o. Bu şifreyi çözen kendi şifresini çözme yetkisini alıyor. İksirlenip mayalanan bir akıl kalp bütünlüğü, iksir ve maya şifresini çözen, kainattaki iksir ve mayayı, maya ile şifrelenmeyi, şifrelenmişleri de çözme etkisine alır. Bir yüzü ahirete bakar, bir yüzü kainata bakar. Aslında bir açıdan baktığınızda, gelen bu tekvine ayet de konuşuyor bir tekellümatsa, o da aslında kelam sıfatının bir başka görüntüsü. Evet, şimdi burada kesiyoruz. Evet. Size nar ikram edin. Tamam. El Fatiha. Allah'a emanet. Bu şu anda. Ha dedin ya sistemi olsa. Bak şimdi. Aynı istediğin sistem oldu zannediyorum. Tamam. Bak şimdi. Şöyle devam edin abi. Yürü. Şöyle mi yapayım? Ha, tamam. Doğru söyledin. Ha, oraya şöyle yapalım. Böyle ayette buralara falan gelir. Üçünü. Üçünü cem etti. Tamam mı? Oldu değil mi burası? Oldu. Uzatın. Uzatabilirsiniz benim çizgiyi. He? Yeşil çizgiyi uzatabilirsiniz. O alt kısım. Şunun. Hakik. Yeşili mi? Haha. Şöyle. Ha, güzel söyledi. Tamam mı abi? Bu da
sistematiği ben de çok hoşuma gidiyordu, arıyordum. Tamam mı? Bak ne kadar hoş oldu şimdi. Hepsinde kapsak olduğundan sen bunu arıyordun değil mi? Evet, böyle düşünüyordum ama manayı olur böyle olmaz diyecek de. Yok yok, olmaz değil. Çünkü bir şey vardı. Zihnimiz şey ya, ama şimdi tesbihatta yöneldim. Olması lazım. O sistemsiz bir şey yok. Bunun bir sistemi var. Yani bu ne demiştik? Vahiy mi demiştik? Bu neydi? Sureti bak bakayım o neydi? Ayet-i Kerime neydi? Vahiy ya. Yani şeydeki, onu tabi isim söylemedik. Her şeyin bir sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var demiştik. Sonra da ayetin hadis-i kutsi, hadis-i şerifin olabilir. Ha bu kelam, kelam. 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 Kelamın sureti, kelamın meratibi mi oluyor? Kelamın sureti, mahiyeti, aleyhissalatü şey, kanuniyeti, evet. Aleyhissalatü vesselam'dan sonra hadis-i şerif. Evet. Bir ters ok çıksa kanuniyetten, o da ilham olur mu? Tabunun içinde ya, ilham, sunat onların içinde ya. Şimdi bu, önemli olan bunu yakalama, bu sistemi. Bundan sonra doldur. Peki, ne güzel oturuyor, bak şimdi. Kaynak itibariyle, şu sıfata, bu esmaya, bu kanuniyet. Arş azama. Öyle mahiyeti işte mecule uymuyor mu? Şey yok ya. Evamir tekniğinde mecule değil mi? Evam ama bu o daha yüksek. O acayip bir şey kanuniyetten. Yüksekse mecule olacak işte. Yani şöyle. Mecul diyersek şöyle oluyor da ondan korkuyorum. Yani mecul tek şey değil. Yani evamiri tekviniye meculun bir malzemesi ama ekvamiri tekviniye mecudan üstünü yaparsan sanki oradan sırf hulasalanmış oluyor. Abi hadisi kutsi yanlış oldu ya. Bu oraya göre bir cümleyi kurar mısınız abi? Sureti, kanuniyeti, hakikat dedik. Mahiyeti. Bu üçü kimden olur sadıkçısı kutsi? Farklı demiştik herhalde de öndekinde. Bak şimdi. Ayet-i kerime kelamın mananın ikisi de Allah'ın olursa ayet-i kerime yani komple. Hadis-i kutsi ise kelamı peygamberden, manası Allah'tan. Hadis-i kutsi. Eğer kelamı ile manası Resulullah'tansa hadis-i şerif. İşte mana deyince gene karıştırıyorsun abi. Yani ben de karıştırıyorum daha doğrusu. Yani hakikat mana hakikat ya. Mana hakikat. Hakikatin altın abi. Hakikatin bizdeki donmuş hali şey ya. Esma mesela. Hasan abi. He. O hadis-i şerif kelimesinin altında peygamberden, hadis-i kutsi'nin altında da peygamberden, ayet-i kerimenin altına Allah'tan yazarsanız o karışmaz. He tamam, o zaman şöyle diyeyim. Sen dediğini yani yapayım. Kimden yok. Şu. Özde yok yani onda. O peygamberden. Tamam. En sonu Allah'tan, hepsi Allah'tan. Ama ifade, evet, bir tamam. Peygamberimizin ifadesi var onun ifade. Peygamber Allah'tan. Peki şöyle diyeyim. Şimdi doğru oldum, bir daha yanlış yapmayalım. Hadis-i kutsi, peygamberden ve Allah, yok. İşte hadis-i kutsi öyle bir şey yazar. Tamam, peygamberden ve Allah'tan. Allah'tan olması lazım. Ha, peygamberden ve Allah'tan. Beraber hatırlayacağız. Üç tanesi peygamberden olan. Evet. Üç tanesi peygamberden, bir tanesi Allah'tan. Ama hadis-i kutsi'nin hakikaten manamda altı. Hasan abi biraz karıştı şöyle. Yani anlamışsınız da bunu bana niye yazdırıyorsunuz? Yok yok, şimdi hadis-i şerifi sadece sureti hadis-i şerif
Öyle değil miydi? Sureti, kanuniyeti ve manası peygamberin olursa hadis-i şerif oluyor. Yani şey, bir daha yapalım. O şey olmadı. Ya, bir daha toparlayalım mı? Tamam. Şimdi bir, hadis-i şerifin sureti, kanuniyeti, hakikati peygambere ait. Hadis-i şerifin. Doğru mu? Manası al. Manası. Manayı maniyet kabul. Tamam peki. Mertebede. Tamam öyle de. İyi. Tabii, sureti, kanuniyeti, hakikati peygambere ait. Bir maniyeti, mana... Şunu karıştırıyorsun. Bak şunu karıştırıyorsun. Onun için ben hep bunu yapmıyordum. Şu. Aslında şu. Şimdi al. Ne bileyim ben şey yaparsınız zannettim ama. Hadis kutsi Allah'tan değil. Hocam Allah, sureti Allah'tan değil değil mi abi? Tamam doğru ya, yanlış yok. Yanlış yok doğru. Oldu mu abi? Oldu Allah. Çok güzel. Heh. Bu şeyi yaptık ya abi, bu bittiyse imanın suretini yaptık hani. O 7 tane iman balını yapıyordu. O suretiydi. Evvela onun hakikatini yapsak mı? Uzar mı? Uzar. Uzar uzar. O dimağdakilerden hani aşağı veriyordu. Şimdi ben burayı yöneldim ben. Bugün ne şeyde? Yani bu sistemi olması lazım. Sistem. Ozan yönelememiştir. Şimdi bu sureti deyince tabii lafzı beraber kendisi ifade ediyor. Böyle olsa daha iyi. Bundan onun için pek zikretmiyorum. Ama bu var ya. Bu bunun içindedir yani. Bütünlüktür. Tamam mı? Bütünlüktür. Oldu mu? Bir de sen hangisini söylüyorsun ona yoğunlaşayım. Şunu sileyim. Sen hangisini çok daha... Onu da merak etmiştin. Şeyi. Neyi? O demin söylediğimiz. Ne? Neyi? Dimağdan itikat oluştu ya. Vahiy şey gelince, vahiy dimağa girdi. He. İtikada dönüştü. Sonra vicdana geçişi nasıl oluyor? Çünkü niye? İtikat ehli olanların mesela o 13. sözde var ya. Ehli itikat olan bir grup var. İtikadı tamam ama gene bir ayrı tam ehli iman olmuyor. Yani o zaman aşağıya geçişle ilgili kısım nasıl çalışıyor? Tam itikat oldu, dima iksirlendi, itikat seviyesine geldi ama mayalama yapmıyor. Mayalama yapmaya geçişteki süreç nasıl işliyor? Yani orada irade, zihin, his, latife-i rabbaniye kısmı nasıl çalışıyor? Bak, 142 sözlerde itikat ehlinin iman ehline dönüşmemesinin sebebi ne gerekçe gösteriyor? Amel. Amel. Peki. Dima, vahiy ile iksirlendi, iksirle dönlenip inşa olarak itikat ehli oldu. İtikat ehli oldu. Olduysa niye vicdanı mayalamıyor diyorsun değil mi? He. Evet. Ha. Değil mi? Sorayım mı? He. Oradaki şey ne yani? Bak. Nasıl Allah razı olsun. Bak vicdan. Kaç tane şey vardı? His yok mu? İrade. Zihin. İrade.
İbadetullah. İrade yok. Sonra? Aşağıya yazın. Ne? Vasiyet. Vasiyet. Ha, şey mi? Tamam, vasiyet. Tamam. Bu zihin. Neydi? Marifetullah. Dirayet. Ne? Dirayet. Şimdi? His. His. Muhabbetullah. Terasetullah yok. İrade yok. Ne? Teraset. Teraset. Latife-i Rabbaniye. Demek ki mayalı. Latife-i Rabbaniye. Evet. Ne? Müşahadetullah. Müşahadetullah. Kemalat. Kemalat mı? Evet. Şimdi sevgili kardeşim, bu adam niçin inmiyor? Sözler 142'de itikat ehlinin tamam, iman ehli olamamasının sebebi, bak, itikat ehlinin iman ehli olmamasının sebebi neymiş? İradesi yok. Demiyor. Amel. Marifet onlar. İnandığı gibi yaşayamıyor. Bak. Şöyle diyor. Amel yok. Bilmiyor. İman itikat ettiği gibi yaşamayınca, ama ben uzatmayayım. Ameli yok. Amele dönüştürmediği için yani ameli olmadığı için, inandığı gibi hareket etmediği için, inandığı gibi amel hareket mi? Hareket diyor. Böyle muamele görüyor. İnandığı gibi amel mi diyor? Hareket etmedi. Hareket etmedi için. Böyle şimdi biz imana dönüşmediği itikadı. Acaba ilk önce terk etmediği için. Hasan abi, şöyle bir şey var şimdi. Mesela hep kendi alemimde dışarı veriyordum da bunu. O zaman ben de kendi ilmime göre yaşamadığımda bu sıkıntı oluyor yani. Şimdi oraları karıştırma şimdi. Karıştıramam ben tabii. Karıştırınca. Yani. Peki, dima bu seviye geldi. İtikatta sorun var mı? Sözler 142. Yok. İtikatı oldu. Niye imanı, niye inmedi? İradesi bunu eyleme dönüştürmediği için ibadeti yok. İbadet olmayınca basireti yok. Bu zahirdir. Zahir budur. Vicdan. Batın bu. Zahir de bu. Tamam. Şimdi iradeye dönüşmeyen itikatlar iman olmuyor. İradeye dönüşmeyen itikatlar iman olmuyor. Olmuyor. Vicdana inmeye diye. Bir daha bize yakın abi. Ne dedi daha? Yani bizi ilgilendiriyor. Dışarıdaki ne düşünürsek bundan zarar ederiz. Şimdi dışarı adamı zarar abi de. Yani ehli itikat kimmiş de şu kahvedeki adamlar falan diye düşünürsek gene zarar edeceğiz burada. Esas biz mesela dediği bence daha enfekli. Ne dedi? Şimdi abi ben bunu kendi alemimde dışarı veriyordum ehli itikat diye. Ben de mesela burada bir ilim öğrendim. Terklerle ilgili bir şey mesela. Yapmadın. Yapmadığımda bana imanıma kuvvet vermedi. İman olarak benim depoma inmedi yani. Bak. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Çok diyor ki yani. Amel imandan değil. Ama amelin diyor ki şualarda, mahkeme dedi ki sen böyle dedin. Evet diyor. Amel diyor. İmanın ikinci bir cüzüdür.
72 işaret-i ceza diyor ki itikadi ve ameli şey itikadi ve itikadi akaidi mi? Ya akaidi ve itikadi şeye onu okur musun 72? Akaidi ve imani hükümleri sabit ve kavi kılmakla şeye melek haline getiren ibadetlerdir. Hareket yani. Tamam mı? Şimdi akaidi ve imani hükümleri. Evet öyle yani. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla melek haline getiren ancak ibadetlerdir. İbadetlerdir. Olmayınca yok. Yani namaz değil yani. Şimdi bizim mesela alemimizde tehditler var. Biz hep bu dersleri tehditleri konuşuyoruz. Başka şey değil. Yani ibadet, namaz niyaz değil ki. Yani işte alemimizde öyle bir şey olur. Bak mesela, ubudiyet, mesela bak şöyle diyeyim, şöyle yazayım. Neyle yazayım? Bak. Ubudiyet, içerisinde ne var? Bak, şöyle diyeyim. İçerisinde bak, terkler var, ibadetler var, başka ne var? Bu birinci madde, bu ikinci madde, üçüncü madde, şöyle yapayım, üçüncü madde, şöyle, A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Bir, az, fakr, noksan, kusur. Kusurunu. Bunu alır mısın? Devruhte, çena. Etmek var. Tamam mı? Ubudiyet bu. Biz namaz niyaz o cüzünden bir cüzdür. Şimdi bak ibadete dönüşmeyen itikatlar son. Öyle değil. Sorun çıkarmayalım. Aslında o namaz değil. Ama en büyük sorun abi yani. Ya, imanımıza bir katkısı olmuyor işte. Yani kalıyor itikat boyutu. Evet. Ondan sonra eyleme dönüşmeyen Risale-i Nur bilgileri de enaniyet, gurur, kibir olur, taassup olarak kendisini ifade eder. Onu bunu eleştirir, onunla buna meşgul olur. Dışarıda dolaşır, içeride olmaz. Dışarıda olduğuna deli nedir? Onu bunu görür, onu bunu şey yapar. Kendi tavuk, tavuğun en büyük derdi civciv derdi. Civcivliğiyle meşgul olur. Bir insan içeriye geçtiğinin alameti nedir? Dış dünyanın iktizasına mecbur olmaz. Adamlara Allah'ın verdiği hürriyet içerisine dokunmaz. Adamları inşa etmeye çalışır, onun yeniliklerle motive eder, onun ünsiyetini artırır, ülfetini kırar, buna meşgul olur. İlk önce kendisini sonra onu. Ülfeti kırılır, ünsiyet artar. Hani diyoruz ya, Ya Rabbi sana karşı ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi artır. Tamam. Şimdi bu herhalde oldu. Sen bu buraya niçin geçmedi diye soruyordun. Aslında hem yapıyı da anladık. Yani demek ki aşağıya inmesinin şeyi terk olursa, terk veya ibadet, ubudiyet olursa imanlar peki, değil mi? Peki, sana geliyor. Bununla bunun arasındaki şöyle keşke biraz yukarı alsam. Şöyle sileyim de yapayım. Silmeyin abi orada. Bak yok, ikisini şey yapacağım. Dur. Şu yazıyı unutmayın. Dima iksirleyip döndüren şöyle diyeyim. Dima vahiy bak şuraya yazayım. Dima vahiy iksirleyip buraya yazayım yeniden bak. Dima bozmayayım. Dima vahiy iksirle dönlenip inşa olarak bir şey yapacağım arada da itikat ehli olan bak şimdi bunu sileceğim.
bu berzahı pandemide çok uzun koştu. Niye öyle yaptı? Yasin. Bu berzah buraya koyalım. Bunun adı ubudiyet. Şu. Ubudiyet deyince bunu hatırınıza gelecek. Bir, iki, üç. Oradan geri tezahür ve uluhiyet mi oluyor? Dur. Şey bakar mısın Osman sen abi? Şu berzahı anladın mı abi? Ubudiyet olursa vicdana iner. Bak bu çok önemli. Dima vicdana indiren hani sözler üstünlükün. Ubudiyet yani terkler yani ibadetler yani arz fark noksan kusun derifte etmek. Bu vicdana nasıl mal olur? Bununla. Bununla mal olur. O zaten içinde kabul etmeyecek biz ubudiyet dediniz. Ubudiyetle aşağıya iner. Yani vicdanın kapısı iradedir, ibadetullah'tır desek. Tabii yani bu tabii bunlar buna gider ama şöyle bir şeydir. Paket olarak ubudiyet geliyor. İrade kendisini alıyor, irade alıyor, ibadete dönüştürüyor. Zihin alıyor bu paketi. Yani bu olduktan sonra bu değil, bu olduktan sonra bu değil. Paketi attık. Zihne bilgi geldi şu anda. Bak. Kulağa girdi mi? Kulağa girdi bari. Tahayyülü alıyor mu? Tahayyülü beklemiyor ki. Tasavvur da alıyor. Belki de tasavvur daha önce alıyor sonra tahayyül ediyor. Anladık mı? Mesela bir şey söylediğim zaman anladım. Hadi bir şekillendir diyorum. Sonra tahayyül. Sonra tahayyül geliyor. Şimdi bu ubudiyetle dima vicdana vurdu mu? Ubudiyetin içerisinde bunlar var mı? Buraya girince bu ubudiyetin içerisindeki irade kendisini alıyor. Kendisine alakalı olan, ubudiyetin içinde olan malzemeyi alıp ibadete dönüştürüyor. Ubudiyetin ubudiyeti zihin alıyor, marifetullah'a dönüştürüyor. Aynı anda bu olunca bu oluyor değil. Sonra his alıyor, marifetullah'a dönüştürüyor ubudiyeti. Sonra Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah dönüştürüyor. Yani bu olduktan sonra bu değil, bu olduktan sonra değil. Mesela şu anda bak, bir kelam söylüyoruz. Kelam. Girdi mi? Bazen ilk önce akıl çalışır. Akıl çalışınca aklın altı neydi? Altı. Tasavvur. Onun düşünceleri de aktif ediyor. Daha aşağısı neydi? Tahayyül. Akıl çalış ilk kelam tahayyüle girmedi. Taakkule girdi. Hayali sonra çalıştırdı. Yani dolayısıyla bu ubudiyet buraya girdiği zaman hepsini bir bütünsel. Eğer bu arada geçiş sorunu varsa Allah selamet versin İtikat sana. İtikat olarak kalıyor. İtikat olan. Ubudiyeti yoksa şöyle yazayım. İnkarniyeti yoksa. Ubudiyeti yoksa virgül imana dönüşmemiş itikadı var demektir. Dölleyip bir mayalamayı yapan abi burada anladığım kadarıyla münker ve nekir oluyor. Bu budiyet münker nekir yani. Yapan iksir şey yapan mayalayan, iksirleyen ve mayalayan. Hani hemen acele etmiyorum ha. Artık bu sistem bunu da istediğimiz gibi yani uyan manalar istediğimizden uyanı dolduracaksın. Ama sistem bu. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Kur'an'ını okuyor. Hatta hafız. Namazını kılıyor. İşte orucunu tutuyor. Fakat itikat ehli diye dillendiriyoruz. Yok öyle bir şey demedik. Namaz mesela var. Mesela şey abi Süfyaniyet'in dördüncü rüknü, üçüncü rüknü olarak. Ha şey Maraş'a. Evet, Maraş'a. Bak şimdi. İbadeti var.
İbadeti var. Terkleri yok. Bu zaten hiç yok. Yetmiyor yani. Mesela feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Gene ibadet diye bakıyoruz biz işte. İbadet diye bakıyoruz. O budiyet diye bakmıyoruz. Yani adamın namazı var. Ama CHP oy veriyor. Nasıl abi? Hiçbir şey. Burada hiçbir şey ifade etmiyor. Neye benziyor biliyor musun? Çok kaliteli bir bina var. Elektrik tesisatı mükemmel. Fakat şehirdeki senin binaya giriş yok. Harika cihazın var. Hiçbir şey yok. Elektrik yok. İman elektriktir. Cihaz ameldir. Şimdi CHP olayının namaz kılsa ne olur? İman? Yok. Bu geçiş yok. İtikad. Hiçbir şey yaramıyor. Amel hiçbir şey yaramıyor. Çünkü ne demek CHP? Küfre rıza küfür, sünne rıza zulümdür. Bak, ölçü o. Şu yok yani. His ve muhabbetullah ne demek? El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost olanlar da çalışır. Allah için düşman olanlar. Bak, his nasıl çalışır? Ubudiyet nasıl aktif olur? Buraya ibadeti olur bak. Namazı var. Biraz da ağzı çene tutar, marifet falan var. Fakat bu muhabbetullah yok. Ne hissi yok. Yani Allah için dost. Zulme rıza zulüm, küfre rıza külüm değil, küfür değil midir? Maraş'a mesela namazı var, orucu var. Ama bu yok. Allah için dost ve düşman yapmadı. Gitti Allah düşmanını dost edindi. Min kemali, kemalizm dinsizlik rejimini makamıyla, rutbesiyle her şeyle destekledi. Namaz kılsa ne olur ki? Bu kadar imanı payman olanlar Maraş'a yüklenecek. Namaz onu nasıl kurtaracak mesela? Bu kadar imansızlık oldu bu kemalizmle, tabiat perestler çıktı, inkarcılar çıktı. Şeriata düşman olanlar bu rejim üretti. Bunu faturasını kime çıkaracaksınız? Peki sırf Kemal'a mı? Mim Kemal'a mı? Sebep olanlar hepsine. Ha? Bu bütünseldir. Bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi farkındalık, tarafkirlik, dirayet diye bir sıralama yapıyorduk biz değil mi abi? Nerede? Basiret. Ama basiret, dirayet, feraset, kemalat diyor. Sen ne dedin? Bunun farkındalık, tamam, tarafkirlik, dirayet ve kemalat diye sanki ben... Aynen bak. Aynı mesela. Farkındalık. Bu ne senin? Ben farkındalık. Neydi öteksi? Farkındalık, tarafkirlik. Tarafkirlik. Dirayet. Evet. Yani... Dirayet, feraset diye bunun içimizi doldurduk yani. Bunun içini doldurduk bunda. Yani farkındalık, tarafkirlik. Tarafkirlik his miydi? Tarafkirlik histir tabii. Farkındalık basiret de şurada bak. Gör. Tamam. Gafurum doldur istediğin kadar bunu dolduruyorsun açar. Bunu açarsan basiret kimdir? Yani şunu demek istiyorum. İtikad ehli olduk. Yani kapağı vicdana bir atarsak işi yırttık. İmanı kaptık Allah'ın izniyle. İlla basiret sahibi olduk diye dirayet, feraset, kemalat sahibi de olacağız diye bir mana yok. Yok. Zaten bu sen olmana gerek yok. Bu buraya mal oldu mu bu otomatik oluyor. Kulun cüz-i ihtiyarını sarfından sonra yani itikadını kullandıktan sonra cüz-i ihtiyarını sarf edecek. Yani ibadet ve terk mi olacak? Evet. Allah'ın dilediği kulunun kalbine koyduğu nurdur. Evet. Gafur, bak bu ubudiyet de buraya girdi mi, bundan sonraki de seninle alakası yok. Evet. O aktif oluyor. Mesela su döküldü demeye gerek var mı Hazristan'da? Bu oldu mu? Bu oluyor. Adamın ibadeti olmadığı için basireti yok, onun için kemalizme sahip çıktı. Basireti kapanmış. Bu da herhalde bunu kastediyordun sen. Bu da olduğu gibi. Eksik bir şeyimiz kalmadı gibi. Bugünkü ders burada bitiriyoruz. Peki bu dersin adı Dimaon. Ne koyuyorsunuz ismini? Vahiy bu. Vahiy içeriklerinde. Vahiy konuşuyor. Ne öyle çıktı? Peki. Fatiha.